Evet, sayın davetliler, değerli katılımcılar, ikinci seminerimizin ikinci paneli LGBT özgürlükleri tartışması, LGBT hakları ve özgürlükleri tartışması. Ben sözü hemen panelin moderatörlüğünü yapacak, bu konularda da son zamanlarda çok çalışmalar yapan, uzmanlaşan, kendisinden çok şey öğrendiğim yine Nigar Göksel'e bırakıyorum. Çok teşekkürler Erkut. Ben eğer mahsur yoksa İngilizce devam edeceğim. Eğer almadıysanız ve isterseniz dışarıda simultane tercüme teçhizatlarımız var. Welcome once again. The norms regarding LGBT rights have been changing significantly in Europe and in many other places in the world in the last 10 years, both the laws and public opinion. Turkey arguably has stood still in terms of legislation throughout this course. The notion of public morality remains steeped in our legislation and enabling court judgments that are not an obstacle to violence against LGBT individuals, that cause discrimination in employment, banning of literature, and a sort of sense of intimidation towards LGBT NGOs. Arguably, the sort of homophobic political rhetoric is at least no less than it ever was, and arguably more among the politicians and authorities. In the meanwhile, though, there's also been a significant amount of positive change that we can see in certain areas. For example, in the last 10 years, we've witnessed the establishment of NGOs that are focusing particularly on LGBT rights. We've witnessed their professionalization, their articulation of demands much more professionally, their political involvement, and efforts to raise public awareness. And for the first time in the Turkish parliament, I think we can see the mainstream political parties having individuals that are working actively towards overcoming some of the rights-related problems and, that LGBT individuals face. The Gezi Park protests, I think, brought visibility to the LGBT community and increased interaction between the LGBT community struggle for rights and other groups of the NGO community. We hear alternative views from within the pious segments of society about rights, including LGBT rights. And as local elections are nearing, I think we can also see that the Turkish NGOs, LGBT rights-focused NGOs, are looking for ways as of how to incorporate an LGBT perspective and increase the sensitivity and the receptiveness of local municipalities towards related issues. So we've structured our panel in a way as to take up these issues. And we have a lot of expertise in the room as well, so we hope for after like 10 to 12 minutes for each speaker, we hope that we can open the floor not only to questions but also to input and comments. I can see around the table many people that are actively engaged in multiple ways in the issue. We're going to start this panel with Emine Bozkurt, who she was the speaker on the last panel as well, but for those of you who weren't here then, needless to say, she's the member of European Parliament for the Netherlands since 2004. She is the rapporteur on the situation of women's rights in Turkey for the European Parliament. And in that capacity, she's produced three reports, 2005, 2007, and 2012. And I'll leave the introductions short because you all have in front of you, in Turkish, the sort of longer biographies for each of the speakers. So without further ado, I'd like to give the floor to Emine Bozkurt, who perhaps could give us a sense of the trends in Europe when it comes to LGBT rights and where Turkey is situated in that framework. Okay, thank you very much, dear members of parliament, ladies and gentlemen. Good afternoon this time.
When I go to countries outside of the EU to talk about LGBT rights, I'm often confronted with the perception that everything is excellent in the EU for LGBT people. That's not the case. In the European Union, we still have a lot to achieve. In my work as member of European Parliament, the most important issue which I deal with for already 10 years is to achieve equality in law. As a member of the LGBT intergroup of the European Parliament, I look at every legislation that we deal with also from an LGBT rights perspective. For example, the European Parliament has urged in a resolution the World Health Organization to remove transgender identities from the list of mental illnesses. This has been done on my initiative, and I think this was a very important step towards acceptance of transgender identities. We also continuously organize events in the European Parliament to keep the issue of LGBT rights high on the agenda and to create awareness. In June this year, I've hosted the screening of the documentary My Child, Benim Çocuğum, in the European Parliament. This is a wonderful documentary of Can Candan, telling the story of a group of parents on how they dealt with finding out about their child being LGBT, and how they formed the Listak parents. Mr. Can Candan himself, activists Sedef Çakmak and Metehan Üskan, and two of the mothers from Listak have attended this screening in the European Parliament. And this is extremely important because the role of the parents is crucial in creating acceptance and social inclusion for LGBT persons. In the film, My Child achieves, something very vital. It shows to us that LGBT persons are not an underground sect who lived detached from the society, trying to destroy this society. To the contrary, LGBT persons have families just like anybody else. Their mothers and fathers love them as anyone else's, and they live in this society to get on to the same buses and cry to the same sad, sometimes bad movies, fall in love and try to hang on for themselves and for their families. I'm very glad that I had the opportunity to be a part of this project by hosting it in the European Parliament. In achieving equality, the first step is to put in place legislation that does not discriminate based on sexual orientation and gender identity. But this is just the beginning. After this comes the most important step, to ensure that the hearts and minds of all people are shaped in such a way that LGBT persons feel accepted and respected. The country that I represent, the Netherlands, the rights of the LGBT persons are more or less rooted in all our legislation. Discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity, is forbidden, and we have the structures in place where victims of discrimination can apply. And this is great. I'm proud of the achievement we have achieved in the Netherlands regarding LGBT rights. The story is different when it comes to the EU. In many EU countries, same-sex marriages are still not legal, and if a married couple of same-sex move to another EU country where their marriage is not recognized, they lose all their rights. And especially in cases where the couple has also children, this is really problematic. Rights to shared property, to inheritance, to parenthood are simply lost. This is discrimination. And it's not acceptable in a union of countries in which there is free movement of persons, and being an EU citizen give you concrete rights. Member states should recognize the results of each other's civil laws. I have asked many questions on this issue to Reding, who is the Commissioner for Fundamental Rights. And on one hand, she says that it is indeed discrimination, and that it should not be allowed. But on the other hand, she says it's up to the member states because it's difficult and it's sensitive and they should themselves fix the situation. In my opinion, this is an area where the EU still needs to improve. From the European Parliament, me and my colleagues have been trying hard to bring chances to this situation, and we have always kept the issue of LGBT rights high on the agenda. We have done a lot to improve the situation of LGBT rights in context of European anti-discrimination legislation, and the Netherlands has also played an important role in this.
Unfortunately, we still do not have a horizontal directive which will prevent anti-discrimination not only in the workplace, but everywhere, for age, sexual orientation, disability and religion. One of our big achievements in the European Parliament has been the adoption of the EU rule that LGBT persons should be able to ask for asylum in the EU if homosexuality is illegal in their country. This was a very important development. Concerning asylum, I have fought against the Czech Republic's practices. What the Czech Republic had done was to apply a sex test, to asylum seekers who claim to have run away from prosecution due to their homosexuality. As a result of the pressure from me and some of my colleagues, we have managed to get the Czech Republic to stop. But such strange tests exist also everywhere. COC Netherlands and the Free University of Amsterdam have conducted a research called Fleeing Homophobia and found out that there are apparently differences in the way European countries grant asylum based on homosexuality and gender identity. I've brought this issue to the attention of the European Commission. According to this research, for example, gay asylum seekers who do not act in a feminine way were often not believed. This was especially the case if these asylum seekers were also married before or had children. And this is very often the case for gay asylum seekers from Muslim countries. The practice in the Netherlands is also not perfect. From the same research, we learn that asylum applications based on homosexuality are rejected as long as the applicant has not come out in their own home country. So there is also work to do in the Netherlands to improve LGBT rights. The European Commission has promised me that they will ensure that the laws are respected by member states. This year we have also adopted the Victims Package, which is a legislation that for the first time specifically offers protection against violence based on sexual orientation, gender identity or gender expression at the EU level. The European Union also works to improve LGBT rights in other countries, especially in countries which want to become EU member states. The EU makes it very clear, you have to respect LGBT rights or you cannot become an EU member state. Every year, the situation in candidate countries concerning LGBT rights is evaluated in progress reports, and the Commission does its utmost to contribute to the improvement of gay rights in the relevant countries. But what happens in countries which are not candidate countries? The EU is a big economic power, and I think that it should do more to pressure potential trade partners to respect LGBT rights. But even in the most progressive countries of the EU, such as the Netherlands and Belgium, the situation is not perfect. We have all the laws in place to prevent discrimination and violence against LGBT, but we must also point out that despite the theoretical equality, there are problems. And some problems are similar everywhere. Coming out is also difficult in the Netherlands. LGBT individuals face discrimination at the workplace. On streets, sometimes one look is enough, sometimes they are faced with violence, and we are fighting these problems every day. In Turkey, it was very important for us that the law for the protection of women included a phrase saying regardless of gender identity, so that transgender women are also included in the protection against violence. Sadly, this has not been adopted. Now it's still up to the goodwill of those applying the law. And that it's necessary is, I think, very much the case if you look at the incidents, for instance, in Avcılar, where the community used very much violence against transgender women who were staying there. I'm a strong supporter of all inclusive hate crimes legislation in Turkey. I've made sure this issue inserted in progress reports on Turkey, and I've brought this issue up every time I speak with Turkish ministers and other authorities. I've also, on every occasion, stressed the importance of setting up a well-functioning anti-discrimination structure.
Whenever I speak with LGBT activists, the most two important issues that we focus on are the violence against LGBT individuals and social inclusion. It's not acceptable that transgender women are subject to violence. It's not acceptable that they are murdered. It is not acceptable that they cannot get the necessary protection from the authorities. The authorities are so unwelcoming towards them, and often also violent, that these people do not even see it as a solution to ask for the help of police. We must make sure that transgender persons are not forced into prostitution, since they have no other way of finding jobs. Social inclusion is an important issue. We can all do something to improve the situation by hiring LGBT individuals. The municipalities could change a lot if they adopt policies that would create more work opportunities for LGBT persons. The local elections are next year. Maybe we'll have some mayors who will be willing to make some change in this area. Yes, Turkey has a long way to go, but like I have explained, we all need to do a lot. The best way forward is to increase the cooperation between the EU and Turkey on LGBT rights. This does not only have to be at government level, but work with Turkish civil society is on many occasions even more important. To build up a Turkish civil society that insists, using the correct tools for adequate legislation and for more understanding of LGBT issues in society. I'm looking forward to listening to the other panelists on this issue. Thank you. Thank you very much. And indeed, within the Turkish Parliament as well, there have been significant efforts in the last couple of years in particular towards some of these ends. And our next speaker is the person in the front line of these efforts. Binnaz Toprak is a Istanbul Member of Parliament from the Republican People's Party, CHP. Most of her life was spent as a professor of international relations and political science, most of those years in Boğaziçi University, but also other universities, most recently Bahçeşehir University. She was in the forefront of the Gay Pride March in June this year. She has floored a resolution, I guess, önerge, to further research of the situation of LGBT citizens of this country. It was rejected, as far as I know. Was it not rejected? It was, yeah. So I think from her it would be really interesting to hear what kind of challenges she faces in these endeavors and what the political constellation today enables or doesn't enable in Ankara. So, Binnaz, the floor is yours. Thank you very much, Nigar. Nigar, by the way, is an ex-student whom I like very much, and it's nice to see her in this position. She started in English, and Emine continued, but I noticed that there are only either one or two who can speak Turkish, and they can always listen to the translation, so I'd rather speak in English so everybody can follow it easier. Unless, this session is in English and you prefer that. Yeah, because there are only two, I think, two people who can speak Turkish. So it's senseless, I think, to to go on in English as long as there's simultaneous translation. Çok teşekkürler. Emine Hanım'a da teşekkür ediyorum. Emine'ye daha doğrusu. Hepidir tanışıyoruz. Bu şeyden bahsetti. Ben önce, son oturumda bu başörtüsü meselesi tartışıldı ya. Sevgili Hülya, ben inanmıyorum bu rakamlara falan dedi. Ben de hem 1999 hem de 2006 yılında yaptığımız bir araştırmadan bahsetmiştim. Yani inanılmayacak bir tarafı yok diye. Çünkü sorduğunuzda başını örtüyor musun dediğinde evet diyor. Ama daha sonraki tartışmalardan şunu anladım ki galiba insanlar kim yaptı o ayrımı şeyin sonuna doğru
başörtüsü, türban vesaire, yemeni, eşarp ayrımını %75 veya 64 başörtüsü takıyor derken türban takıyor gibi algılıyor. Tabii ki o araştırmada bu ayrımları yapmıştık. Hatta tarif de etmiştik, işte başınızı şu şekilde mi, saçın gözüktüğü şekilde mi, yoksa siyah bant takar mı, takarak mı falan gibilerden. Tırnak içinde, ben bu ayrımları çok doğru bulmuyorum ama tırnak içinde türban diyenlerin oranı %11'di 2006'da, onu da söyleyeyim. Yani o %64'e inmiş dedim ya, onların arasında sadece %11'i türban diyor. Şimdi o bir kenara. Emine şey dedi, bu kadına karşı şiddet yasasında dedi, cinsel yönelim ve cinsel kimliğin dahil edilmesini biz çok istiyorduk Avrupa Birliği olarak ama bu maalesef kabul edilmedi dedi. Aslında biz de istiyorduk. Yani ben bunu komisyonda gündeme getirdim ve dedim ki bakın, bir kere aile kavramına çok karşı çıktım. Hülya Hanım'dan bahsetti. Kadına karşı şiddet yasası birdenbire aileyi koruma ve kadına karşı şiddet yasasına dönüşü verdi. Yani Bakanlar Kurulu'ndan geldiği şekliyle, halbuki Fatma Şahin'den farklı kabul anlaşılmıştı. Dedim ki ya, yani aile zaten sorunun bir parçası. Bu kadınları kim öldürüyor ki? Yani ya koca, ya eski koca, ya sevgili, işte ya baba, ya amca falan, erkekler öldürüyor ve aile bireyleri öldürüyor. Kadını siz birey ve vatandaş olarak görmedikçe bu sorunun üstesinden gelemezsiniz. Yani kadına karşı şiddeti. Aynı zamanda bu cinsel yönelim ve cinsel kimliği de söyledim. Hatta onun için gene Hülya bahsetti. Toplumsal cinsiyet lafı oradan çıkarıldı. Öyle o hurafaydı falan diye, hurafeydi dedi ama değildi. Söylediler bunu. Bana şahsen söylediler. Aman hocam, toplumsal cinsiyeti koyarsak buradan LGBT bireyler de anlaşılıyor. Çünkü toplumsal cinsiyet kadın erkek eşitliğinin ötesinde toplumun insanlara biçtiği rolleri tabii gündeme getiriyor. Anlaşılıyor, işte biz muhafazakarız falan, yani bunu Fatma Hanım söylemedi, başkaları söyledi. Muhafazakarız, koyamayız diyerekten. Çok ısrar ettim, bakın dedim, yani buradaki sorun sadece ve sadece bu kişilerin kadınlarda olduğu gibi şeyden değil, aile bireyleri falan tarafından değil, bir de polis tarafından da şiddet görüyorlar. Asıl sorun orada. Dolayısıyla da yani iki taraflı şiddet burada söz konusu. Hani aileleri seviyor dediniz ama her aile o kadar sevmiyor. Aileleri tarafından öldürülen çok trans birey var. Doğru, o Listak filminde, Benim Çocuğum filminde öyle. Çünkü onlar daha aydın aileler. Ama aileleri tarafından öldürülenler de var. Dolayısıyla ısrar ettim ama yani maalesef başarılı olamadık o konuda. Şimdi ben bu şeye, konuşmama şöyle başlayayım. 2008 yılında böyle bir kıyamet koparan mahalle baskısı diye bir araştırma yapmıştım. İslami kesim buna fevkalade sinirlendi. Aleyhimde büyük bir kampanya yürütüldü falan. Her neyse, oradan bir hikayeyle başlayacağım. Hangi şehirdeydi unuttum. Anadolu kentlerinden birinde öğrencilerle, üniversite öğrencileriyle konuşuyoruz. Bir Kürt öğrenciyle. Dedim ki ben bir noktada konuşmanın, bu çünkü derinlemesine mülakata dayalı bir araştırmaydı çeşitli Anadolu kentlerinde. Daha sonra da yayınlandı, hatta Türkiye'de farklı olmak diye ve araştırmanın da konusu farklı kimlikte olanlara yapılan baskı. İslami kesimin dışında, çünkü başörtülüler ve diğer meseleleri ben de yazmıştım, başkaları da yazmıştı ama daha farklı kimlikler, Aleviler gibi, gayrimüslimler gibi. Maalesef araştırmada LGBT bireyleri gündeme getiremedik çünkü yoklardı Anadolu'da, yani çok zor ortaya çıkmaları falan, romanlar vesaire. Şimdi bu Kürt öğrenciyle konuşuyorum, dedim ki sen dedim daha çok kent merkezlerinde mi yoksa kampüste mi daha rahat ediyorsun? Çünkü pek çok öğrenci başka şehirlerde, ay biz kampüse geldiğimizde kendimizi başka bir dünyada, başka bir ülkede gibi hissediyoruz demişti. Daha rahat ettiklerini belirtmişlerdi kente nazaran. Ben de aynı soruyu bu çocuğa sordum. Cevabı o kadar acıklı bir cevap ki, sadece evinde dedi. Yani düşünebiliyor musunuz, bir insan
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sadece ve sadece evinde rahat edebildiğini söylüyor. Başka herhangi bir kamusal alanda rahat edemiyor. Şimdi bu aslında LGBT'lerin de sorunu. Bir başka hikaye anlatayım, ondan sonra da sorunlara değineceğim. Geçenlerde Cihangir'de hava kararmıştı, böyle karanlık bir sokaktan yürüyorum. Önümde böyle 50-55 yaşlarında bir gay adam yürüyor. Yani ben genellikle bu pek de anlamam bu işleri ama yürüyüşünden falan çok belliydi. Ve de benim ayak seslerimi duyuyor. O kadar tedirgin oldu ki, o kadar korktu ki. Yani biz bunu kadınlar yaparız böyle, hani karanlık bir yolda yürürken bir ayak sesi duyduğumuzda aman saldıracaklar mı, ne yapacaklar diyerekten tam da bakmak olmaz. Çünkü baktığınızda korktuğunuzu belli edersiniz. Böyle göz ucuyla oradaki cama bakıyormuş, binaya bakıyormuş falan havasında, arkada kim var onu anlamaya çalışırsınız. O da aynı şeyi yaptı. Hızlandım ben, şunu geçeyim de kadın olduğumu görsün, rahat etsin diye. Yetişemedim tabii. O da çünkü korktuğu için, o da çok hızlandı ve erkek olduğu için kocaman bacaklarıyla geçti, şey etti. Yetişemedim. Yani bunun da korkunç olduğunu düşündüm ve aynı o şey gibi. Tercüme için çok mu hızlı konuşuyorum? Değil galiba. Tercüme eden arkadaşlar sorun yok diyorlar. Bunun da korkunç olduğunu düşündüm. Çünkü o sadece evimde rahat ediyorum diyen genç çocuk gibi, genç öğrenci gibi. Burada da şeyi düşündüm. Yani bu kişi de gay olduğu için kamusal bir alanda rahat değil. Tıpkı kadınlar gibi. Kadınlar da rahat değildir. Kadınlar da çeşitli sebeplerden. Şimdi dolayısıyla bu bir anekdot olarak aklınızda kalsın. Benim bu konuya özellikle ilgi duymam, Emine'nin de bahsettiği Listak anneleri vasıtasıyla oldu. Bundan iki, yani meclise girdiğim ilk yıldı, bir grup anne bana geldiler. Konuşmak istediklerini söylediler. Ve de yaşadıklarını anlattılar. Bir de, yani bu daha sonra Ayşe Arman'a da anlatıldı. Aynı anneler bunlar ve benim çocuğum filminde de konuşuyorlardı. Ama mesela o ikisinde de olmayan ama bana anlattıkları şöyle bir hikaye var bu annelerden birinin. İsim vermeyeceğim, onun için bir sakıncası olduğunu zaten sorulsa kendisi de söyler herhalde, hiçbir şekilde gizlemiyorlar. Şunu anlattı bu anne, yani çocuğundan bağımsız falan olarak bir beyin kanaması geçirmiş bu kadın ve 3 ay hastanede yatmış. Yani hayat mücadelesi veriyor, hayatta kalıp kalmamak arasında büyük bir mücadele. 3 ay sonra iyileşmiş, doktorlar taburcu ediyorlar ve de taburcu ettikleri gün evine giderken diyorlar ki aman işte uzun bir süre yataktan çıkmayacaksınız, dinleneceksiniz, size hiç kimse kötü haber falan vermesin, canınızı sıkacak hiçbir şey olmasın, rahat bir şekilde bir 3-4 ay yatak odanızda dinlenin. Diyor ki ilk gece gittim diyor, 16 yaşında bir oğlu var, herhalde diyor benim öleceğimi mi düşündü, ne olduysa diyor, odama girdi birdenbire, anne sana bir şey söylemem lazım dedi diyor ve trans olduğunu bana söyledi diyor, ben bir kızım demiş. Bir anda diyor yataktan fırladım diyor ve koca bir naylon torba bulup içine oğlumun ne kadar kilodu, annesi, gömleği, pantolonu, ayakkabısı, çorabı varsa bunları doldurdum götürdüm çöpe attım diyor. Benim bir oğlum vardı, o gece öldü diyor. Ve de nasıl 2 yıl boyunca bunu kabullenmek için büyük bir mücadele vermiş. Komşular duymasın, el alem duymasın diye büyük bir mücadele verdim diyor ve ödüm patlıyordu birisi duyacak diye diyor. Haklı da aslında, çünkü öyle bir ötekileştirme var ki LGBT bireyler hakkında. Sonunda diyor iki yılın çocuğu şeye götürdük diyor, önce doktora götürdük, birinden bir mikrop mu kaptı dedik diyor. Yani komik geliyor insana ama insanlar bunları demek ki düşünüyor. Ondan sonra işte çeşitli psikologlara götürdük falan. Sonunda çocuk demiş ki oğlu, ya anne uğraşma demiş. Yani bu ne bir tedavi olacak bir şey, ne bir şey. Ve Allah'tan iyi bir psikolog da sonunda öyle bir şey demiş. Yani bu doğuştan bir şeydir. Acaba bizde mi kabahat var falan. Sonunda 2 yılın sonunda diyor, böyle kafamı ellerimin arasına aldım.
el alem mi, çocuğum mu diye düşündüm ve çocuğumda karar kıldım diyor. Şimdi bu bir annenin hikayesi. İşte o filmde daha başka hikayeler de vardı. Hakikaten de dokunaklı bir hikaye. Aslında çok matrak bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle bir hikayeyi anlattığınızda, ben mesela mecliste, bizim komisyonda, kadın erkek komisyonunda bir sürü kadını anlattım. AKP'li kadınlar, bunların küçük çocukları var. Empati duyuyorlar, bir yandan da korkuyorlar. Yani eyvah, bizim çocuğumuzun da başına gelebilir mi diye. Ama o meclise geliyor ve de sıra oylamaya gelince istediğiniz kadar vicdanlarına hitap edin. Hepsi birden elini kaldırıyor. Onun için Hülya, hani hep diyorduk ya, mecliste kadın sayısı çoğalırsa bir şeyler fark eder, kadınlar yönetirse falan. Vallahi yani bu partizanlık olduğu sürece ve parti yapısı mevcut olduğu sürece hiçbir şey fark etmiyor. Yani oranın %100'ü de kadın olsa, bana öyle gelmeye başladı ki bunu aslında söylemek çok yanlış bir şey. Çünkü ben her halükarda taraftarım. Her halükarda kota konması, en azından kadınların orada %50 bulunması taraftarıyım. Ama böyle çok bir şey fark edeceği fikrinin de sorgulamaya başladım açıkçası kendi meclis tecrübemden. Sadece bundan dolayı değil, çeşitli nedenlerden nefret söylemine karşı verdiğimiz önergenin reddedilişi. İşte o ombudsmanın mesela, Hrant Dink'in öldürülmesinde başrolü oynamış o savcının, insanlarla alay eder gibi ombudsman seçilmesi, kamu denetçisi seçilmesi. Yani burada konuşuyorsun, teke tek konuştuğunda da kabulleniyor insanlar, kadınlar. Ama ondan sonra oylamada eller kalkıyor. Şimdi şeyde, bu meselede, yani dolayısıyla hani Yasemin dedi ya, işte Avrupa'da bir sürü ülke var, aynı cinsten evliliği kabul ediyor. Ay bizde yani bu LGBT bireyler onu ağzına dahi alamıyor. Ya Yasemin şimdi birazdan anlatacaktır. Biz vazgeçtik evlilikten falan. Zaten evliliğe karşıyız diyor. Ona bile kızıyorlar. Şimdi yani müesseseye karşıyız diyor. Kendi söyler onu. Bildiğim için birlikte onunla New York'a gittik. Bu işte şurada yazan ödülü almaya. Çok da keyifliydi. Onu da tanıdığıma çok sevindim. Şimdi yani sorunlarına gelince, ben o ödülde zaten önerge verdiğim için, meclise bir araştırma komisyonu kurulsun diye bir önerge verdiğim için o ödül verildi. Nasıl duymuşlarsa, ben söylememiştim. Vallahi yaymamıştım yani, ama duymuş. Şimdi bir kere yapılan bütün araştırmalarda, yani benim de daha önceden yaptığım araştırmalarda, kimi komşu istemezsiniz diye sorduğunuzda bir numara LGBT bireyler. Yani %98-99 falan istemiyor. İki numara tabii kim, tahmin edin? Ermeniler. Aynen. Ermeniler. Yahudiler daha altta geliyor. Rumlar Yahudiler. Yahudilerin durumu biraz daha iyi. Ama herkes, yani farklı olan herkes, fark etmiyor aslında. Evet. Ermeniler ikinci, hiç şaşmayacak bir şekilde ikinci olaraktan o geliyor. Ve yani gerçekten de Türkiye'de müthiş bir LGBT bireyleri ötekileştirme, bunlardan korkma, komşu olurlarsa sanki sizin çocuğunuzu da kandıracaklar havası ve korkusu. Ama onun da ötesinde bunun sonucu olarak, bir kere bununla uğraşılmıyor, hükümetler uğraşmıyor. Ama onun da ötesinde ya hayatta kalabilmek için, yaşayabilmek için mesela iş bulamıyor bu insanlar. Dolayısıyla da seks işçiliğine yöneliyorlar. Seks işçiliğine yöneldiklerinde polisin maruz kalıyorlar. Hem müdahalesine hem şiddetine. Başka bir olay anlatayım. Bu Mor Çatı'nın bir kadın derneği, biliyorsunuz, bir toplantısında bir genç çocuk kalktı. Üniversite öğrencisi anladığım kadarıyla. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Diyor ki yolda yürürken diyor polis diyor gel bakayım sen benle deyip karakola götürüyor. İndir pantolonunu diyor. İçindeki kilodun cinsini, yani slip mi yoksa işte boxer mi, onu kontrol ediyor. Ve Hülya'nın bahsettiği, sen ne dedin, bir şey dedin ona. Hayasızca hareketler yasası diye dalga geçtin. Onun ismi sanıyorum kabahatler kanunundan bahsediyorsun. Kabahatler kanunundan
ceza yazıyor ya iç çamaşırını beğenmediği için. Ve çocuk diyor ki biz korkudan giydiğimizin üzerine boxer şort giyiyoruz diyor. Böyle bir şey olur mu? Yani bir hukuk devletinde bir polis sokakta düzgün, yani çocukta bir şey yaptığından yolunda yürüyor. Yürüyen insanı çağırıyor, karakola çekiyor, indir pantolonunu diyor. Kontrol ediyor ve ceza yazıyor. Yani inanılmayacak şeyler. Ve bu kabahatler kanunu hakkında ben şimdi önerge vereceğim. Bunu araştırıyorum. Çünkü gerçekten de en büyük baş belası o bahsettiğimiz şey tutan kız, kadın da orada da şeffaf diye değil, rüzgar eteğini uçurmuş da kilolu gözükmüş falan diye yakalayıp içe tıktılar o kadını. Balık tutan kadını. Yoksa şeffaf falan giyindiğinden değil. Kabahatler kanunundan gaylere ve işte diğer LGBT bireylere inanılmaz cezalar yağdırılıyor ve bunların bir kısmını artık ödeyemeyecek durumdalar. Yani birikmiş, birikmiş, birikmiş. Herhalde sonunda bilmiyorum, ben avukat değilim ama ödemezsen hapse giriyorsun. Yeterince değil mi? Ne oluyor? Ha işte bir şey oluyor yani. Evin yoksa ne olacak? Hapse atacaklar. Çevirebilir yani bir malın mülkün yoksa. Benim de iki dakika hakkım oldu. Dalga geçiyorum. Geçen sefer sen duymadın onu. Hülya'ya bir laf ettim diye. Biraz bana laf attı. İki dakika daha konuşacağım deyip 15 dakika daha konuştu. ona laf atıyorum. Öğrendim ben de şimdi. Aynı taktiği kullanıyorum. Şimdi ev verilmiyor bu kişilere, ev kiralanmıyor. İşlerinde farz mal iş bulsalar mobbing yapılıyor. Yani illallah dedirtip o işten attırana kadar. Bana kaç tane geldi? Geçen sene bir tane geldi. Belli olduğu zaman işten atılıyorlar, bir öğretmen bu. Öğretmenler arasında da çok var mesela. Hollanda'da hatta ben bir toplantıya katılmıştım. Orada bir öğretmen vardı, trans bir birey ve seks işçisi. Ve açıkça söylüyordu, ya ben ne yapabilirim? Aç mı kalacağım? Öğretmenken atılmış, gitmiş birisi bu böyledir diye fıştıklamış. Atmışlar işinden. Yoksa hani sınıfta trans geldiğinden falan değil. Ama gidiyor birisi işte. Gıcık olan birisi gidiyor, ihbar ediyor. Ondan sonra da işlerinden atılıyorlar. Seks işçiliği yapıyordu ve bunu çok da şeker bir insan. Ne yapacağım, aç kalacak, sürünecek halim yok. Mecburen yapıyorum diyordu. Bu sene bir öyle bir öğretmen geldi bana. Ona çok uğraştım iş bulmaya. Maalesef bulamadım. Yani gidip Milli Eğitim Bakanı'na falan da söyledim. Bakanlıktakiler de söylüyorlar. Geldiğinde yürüyerek gelmiş. 1,5 saat yol yürümüş çünkü otobüs parası yok. Karnı açtı, doyurduk dediler. Yani sefalet bir halde, adam intihar edeceksin diyordu. Ama bulamıyorsun iş. Yani fevkalade zor bir durum. Hastaneye gidemiyorlar polisten dayak yediklerinde, çünkü veya sokakta birinden dayak yediklerinde, çünkü hastaneye gittikleri takdirde, yani birisi yaralamış diyelim ki, polis işin içine karışıyor, yaralı yanma efendim bu işte bana tecavüz etmeye niyetlendi bilmem ne yaptı, hatta bir sürü hakim bu öldürmelerde ceza indirimine gitti. Çünkü öldüren şahıs geliyor diyor ki işte benim erkekliğimi bozmaya kalktı. Bilmem ne yapmaya kalktı. Bana tecavüz etti. Onun için öldürdüm diyor. Ve de hakim indirim uyguluyor bu tür durumlarda. Yani anlatılacak gibi değil. Herhalde benim vaktim bitti. Ama gerçekten de bu sorunlarla uğraşılması lazım. Yani hani biz hep şimdiye kadar kadın sorunsallarıyla haklı olarak çok uğraştık ama LGBT bireylerin sorunları kadınların da sorunlarının ötesinde, gerçekten de öyle. Türkiye'de hakikaten yani başka şeyleri de anlatabilirim. Alevilere yapılanları, romanlara yapılanları falan, böyle farklı olmak bir bela. Bu ülkede siz eğer erkek, Sünni Müslüman ve Türk değilseniz hapı yutuyorsunuz açıkçası. Bu ülkenin sahibi bu üç kategoriye birden sahip insanlar. Erkek olacaksınız, Sünni Müslüman olacaksınız ve Türk olacaksınız. Maalesef böyle. Bir de paralı olacaksın, doğru. Ama parasızsan bile eğer öbür üçünden biriysen gene daha iyi durumdasın, aynen. Yani parasızlar arasında da ayrım var. Ama mesela ne bileyim ben,
transsan, parasızsan falan, bir de hele diyelim ki Aleviysen, diyelim ki Kürtsen tamam mı yutuyorsun ve de kadınsan. Dolayısıyla burada keseyim, yani her türlü soruna da değinemedim galiba ama epey bir kısmına değindim. Benim söylediğim şuydu, yani yasaların muhakkak ve muhakkak geçmesi lazım ama hani yasayı bıraktık, yasa çıkaralım falan desem zaten reddedilecekti de benim önerdiğim şeydi, hiç olmazsa bir komisyon kuralım ya, bir komisyon kuralım. Hani belki de ay bunları hakikaten hepsini öldürelim bu kararı verecek komisyon, atıyorum. Yani bir karar verin de demedim, sadece komisyon kuralım dedim, o bile reddedildi. Şimdi bakayım, bu kadın erkek komisyonunun gündemine koydu, yazdı bizim başkan. Ben bu sene bunun tartışılmasını, burada bir komisyon, kadın erkek komisyonunun, burada bir alt komisyon kuralım dedim. Yazdı ama oradaki kadınların da birçoğu, tabii büyük bir çoğunluğu AKP'li, karşı. Ne olacak bilmem. Yani ben ittirmeye uğraşacağım bunu ama. Fakat en azından şu kabahatler kanunu içinde bir önerge vereceğim. Ve tabii ki gene reddedilecek. Olsun. Bu böyle reddedile meddedile, benimki reddediliyor. Gelecek sene başka biri veriyor, onunki reddediliyor. Dördüncüsünde kabul ediliyor. Onun için uğraşmak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu zihniyetler çerçevesinde poliste, toplumda, hastanede ve mahkemelerde hani kanunların değişmesi nasıl bir şey fark edebilir gibi bir soru insan aklına geliyor. Tabii anayasada ayrımcılığa karşı maddeye cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimin eklenmesi üzerine bildiğim kadarıyla oldukça çalışma yapıldı, hem LGBT kuruluşları arasında hem de parlamentoda CHP'nin de dahil olduğu zannedersem bir efor ile beraber. Hani bildiğim kadarıyla bu bir AB şartı da, hani ben Gürcistan'da, Moldova'da mesela yani tamam, o zaman yani Avrupa Birliği adayı olmayan ülkeler bile Avrupa Birliği ile etkileşimde olan Gürcistan ve Moldova gibi ülkeler bunu yaptı. Avrupa Birliği'nin isteğiyle. Türkiye hala yapmadı. Böyle bir şeyin olması nasıl değiştirir? Hakların savunulması alanında nasıl değişikliklere yol açabilir? Kanunlardaki sorunlar nedir? Bunları aşmak için nasıl bir çalışma yapılıyor? Yasemin Öz'den dinleyeceğiz bunları. Kendisi yine biyografisini önünüzde bulabilirsiniz, özgeçmişini. Fakat 1995'ten beri, yani uzun zamandır Kaos GL'de aktif bir üye kendisi ve birçok farklı sivil toplum kuruluşunda LGBT hakları üzerine hukuk danışmanlığı yapıyor Yasemin Hanım. Ben size... Siz nasıl açacağım sözü şunu? Sözü verebilirim şimdi, evet. Ona veya bunu da kullanabilirsiniz, onunla da. Belki daha mı iyi? Welcome everyone. I would also prefer to talk in Turkish because I have prepared my presentation in Turkish, but I can take the questions after in English or either in Turkish. Thank you. Ben sunumu Türkçe yapacağım çünkü zaten sunumu Türkçe hazırlamıştım. Haberim yoktu böyle bir İngilizce meselesinden. Yani biraz aslında belki hepinizin duyduğu şeylerden bahsedeceğim ama konuyu hani belki daha konuya biraz daha mesafede kalmış arkadaşlar olabilir diye, genel olarak hani bir Türkiye'deki yasal durum ne, hani LGBT'ler ne istiyor diye bir sunum hazırladım. Belki bir iki ekleme yapabilirim sunum dışında. Hani çünkü başka konuşmalar oldu. Binnaz'ın konuşmasından ve Emin Hanım'ın konuşmasından notlar almıştım. Buraya eklemediğim şeyler tartışmanın akışından. Ben şimdi biraz hani Türkiye'de ne değişirse, yasalarda ne değişmesi gerekiyor, ne değişirse LGBT bireylere yönelik ayrımcılığı ve nefreti engelleyebiliriz, hızlıca geçmeye çalışacağım. Belki pek çoğunuz biliyorsunuz, Türkiye'de LGBT bireylerle ilgili yasal hiçbir düzenleme yok aslında, askeriye dışında. Yani yasak da değil, suç da değil, serbest de değil. Zaten yasada kısıtlanmayan her şey serbesttir İlkesi gereği zaten yasada açıkça suç tanımlanmamışsa, kısıtlanmamışsa bir şey serbesttir. Ama Türkiye'deki bu serbestlik tuhaf bir şekilde ilerliyor. Çünkü hiçbir düzenleme yapılmadığı için aslında hani konuyu görmezden gelme, biraz yasa boşluğu bırakma
gibi bir yöntem izlenmiş gibi bir duruşu var Türkiye mevzuatının. Çünkü ya iki düzenleme var, bir askeri psikiyatrinin ileride geleceğim. Burada yazmadığım bir tek düzenleme var. O da Medeni Kanun 40. maddesi cinsiyet geçiş ameliyatlarını düzenliyor. O madde de 2001'deki Medeni Kanun değişikliğinden önce bayağı dünyaya göre ileri bir maddeydi. Ve o ileri madde de belki hatırlarsınız. Şöyle girdi Türk hukuk sistemine. Bülent Ersoy cinsiyet geçiş ameliyatı yaptırmıştı. Ama kimliği mavi. Şimdi bir de 80'de paşalar şeyi yasaklamıştı. Öyle bir genelge var. Paşalar şeyi yasaklıyor. Erkekler kadın kıyafetiyle sahnede şey yapamaz. Yani eğlence sunum yapamaz. Bülent Ersoy tabii sahneye çıkamıyor. Bir de gitmiş Londra'da ameliyat olmuş. Kadın olmuş hepten, yani artık hani erkek kıyafetiyle sahneye çıksa ne yazacak? Dolayısıyla kimliğe ihtiyacı var. Semra Özal da çok seviyor Bülent Ersoy'u. İşte Turgut Özal'a rica minnet. Yani bizdeki hani hukuk yapılma süreci dahi dünyada benzeri olmayan bir şekilde Bülent Ersoy o kimliği alsın, ne çok ilerici bir madde düzenleniyor. Neyse, hani Bülent Ersoy'un gibi var, hani insanların var olmasının iyi böyle yanları var. Tabii şimdi Bülent Ersoy hazır kimlik aldı ya, gerek kalmadı onun kimlik çıkarmasına. Bunlar uyanıyorlar ya, diyorlar şimdi herkes ameliyat oluyor. Türkiye bir de bu cinsiyet geçiş ameliyatları konusunda çok ileri bir ülke. Millet yurt dışından gelip yaptırıyor, yani üstat oldu bizimkiler yani pratik yapa yapa. Şimdi 2001 değişikliğinde kısırlık gibi bir şey getiriyorlar, kriter. Yani trans geçiş ameliyatı olmanız için kısır olmanız gerekiyor. Yani ne alakası var? Bir insan kısır olunca mı transseksüel oluyor? O zaman bütün kısır insanlar transseksüel olsun. Direkt diğer cinsiyete geçirtirelim. Yani hiç ben tıbben, mantıkla, akılla, hukukla açıklanamayacak bir sınırlama koyuyorlar. Bu bir tek Türkiye'de değil. Onlar icat etmemiş. Bunu Avrupa'da bir başka ülke icat etmiş. Bunlar da fark etmiş herhalde. Daha önce başka ülkelerde de vardı. Türkiye'de böyle bir sınırlama koyuyor ve bu neredeyse trans geçiş ameliyatı yaptırmanızı imkansız kılan bir şey. Çünkü şey, yani kısır değilseniz ne yapacaksınız yani? Ve pek çok trans insan hani bu şeyi, aşamayı geçebilmek için aynen öyle. Önce kısırlaştırıyorlar kendilerini. Yani neyse, hani bu ikisi dışında da bizde düzenleme yok. Birini Bülent Ersoy'a borçluyuz, öbürünü de Ordu'ya borçluyuz. İki düzenlememiz var. Burayı geçiyorum o zaman. Yeterince şey oldu herhalde. Olumlu, olumsuz herhangi bir düzenlememiz olmadığını yeterince anlatabildim herhalde. Aman Allah'ım. Bir saniye. Şimdi bir de Türkiye'deki LGBT'ler yoğun olarak, deminki konuşmalarda da bahsedildi, hem toplum şiddetine, hem aile şiddetine, hem devlet şiddetine maruz kalıyor. Yani şiddetin pek çok farklı şekline maruz kalıyor. Ve iş hayatından tutun da yurtta kalmaya, ev tutmaya kadar pek çok yerde sorunla karşılaşıyorlar, engellemeyle karşılaşıyorlar. Bunu çözebilmenin temel yolu ayrımcılıkla ilgili düzenleme yapmaktır. Yani açıkça koruma altına almak, ayrımcılığı açıkça yasaklamaktır. Türkiye'de biliyorsunuz ayrımcılıkla ilgili özel bir yasa yok henüz. Anayasada bir düzenleme var, eşitlik maddesinde. Ayrımcılıkla ilgili çeşitli kriterler getiriyor. Şu 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 nedenlerle ayrımcılık yapılamaz. Bunu sınırlamıyor. Diyor ki başka nedenlerle, benzeri nedenlerle de ayrımcılık yapılamaz hiç kimseye. Ama hani bu ne kadar uygulanıyor? Biz yani LGBT'ler buna başvursa bu madde bizi koruyacak mı, anayasa maddesi? Meçhul. Çünkü açık bir düzenleme yok. Burayı geçmiştim galiba. Ay yanlış mı gittim? Ha tamam. Bir de LGBT'lerin çok büyük bir sorunu, anayasadan başlayarak bizim neredeyse her kanunumuzda, ben özel bir rapor yazmıştım, bütün mevzuatı taramıştım. Genel ahlak kavramı, yani alakalı alakası her yasada var. Özellikle güvenlikle ilgili yasalarda, işte medya ile ilgili bütün, yani gazeteleri ve televizyonları düzenleyen bütün yasalarda, bütün yönetmeliklerde var. Genel ahlaka
aykırı işte yayın yapamazsınız. İşte temel hak ve özgürlükleriniz genel ahlak nedeniyle sınırlandırılabilir. Anayasadan başlayarak bütün yasalara sirayet eden bir sistem bu. Ama ahlak ne? Hiçbir tanım yok Türkiye'de. Yani ahlak tamamen işte uygulayan idarenin ya da o davayı gören hakimin ahlak kriterlerine kalmış durumda. Yani mesela dünyadaki anayasalarda veya yasalarda da ahlak, genel ahlakla ilgili kriterler var. Hatta sanıyorum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Ama ahlakın tanımı belirli olduğunda neye maruz kalacağınızı, neye maruz kalmayacağınızı bilirsiniz. Bizde ahlakın ucu bucağı bir kriteri olmadığı için bu genel ahlak düzenlemesi LGBT bireyler aleyhine çok şekilde uygulanıyor. Bu ahlak düzenlemesinin bir kere hani ahlakın neyi işaret ettiğinin çok açık bir şekilde düzenlenmesine ihtiyacı var. Gerekirse anayasanın gerekçesinde ya da yasanın gerekçesinde. Hani şunlar şunlar bu ahlak kriteri içine girmez gibi bir engelleme ihtiyaç var. Daha güzeli tabii ayrımcılıkla ilgili yasanın çıkarılıp hani bunların genel ahlak içine atılamayacağını söylemeye ihtiyaç var. Ben buraya bir örnek yazmıştım. Şu sunumlar size de dağıtılmış. Detay yapmayayım diye sonra bakarsınız. Bir kitabın sınırlama getirilmişti. Küçüklerin Huzur Neşriyattan Koruma Kurulu bir kitaba. Ben buna karşı itiraz etmiştim. Orada şey diyor yani kısıtlama gerekçesi, Türk toplumunun büyük bir bölümünün ahlaki olarak kabul etmediği eşcinsel ilişkilerin anlatıldığı, Türk örf ve adetlerini ve ahlaki değerlerine göre normal olmayan eşcinsel ilişkinin övüldüğü, bu durumun çocukların cinsel gelişimini bozacağı belirtilmiştir diyor. Yani burada açıkça atıf yapıyor yani bizim ahlaki değerlerimize uymaz. Bunu yasadaki ahlak kriterini referans kabul etmiş kendisine. Bir tek tabii ahlak diye bir düzenleme yok. Bakın işte yurtlar kanunda falan iffet diye düzenleme var. Devlet memurları kanunda vakar var. Vakar ne demekse. Hani nasıl vakar olunuyor. Terbiye var. Utanç verici hareket. Hani kime göre utanç verici hareket. Yani bu şekilde belirsiz, o kadar anlamı belirsiz öyle düzenlemeler var ki bu boşlukları hep LGBT bireyler aleyhine olumsuz kullanıldığını, çok sık kullanıldığını görüyoruz pratikte. Mesela Malatya İdare Mahkemesi'nin bir kararını koymuştum buraya. Burada bir polis memuru işten atılıyor. Bir kişiyle eşcinsel ilişkiye girdiği söyleniyor. Bu diyor ki memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulunmak hükmüne girer diyor sen eşcinselsen. Şimdi neyse söylemeyeyim. Yani hani nasıl hani eşcinsellikle devlet memuru sıfatı ne alakası? Hani kuruyor ama işte. Hani onu uygulayan, kanunu uygulayan bu alakayı kuruyor, böyle kabul ediyor. Yani demin dediğim gibi bu takdir yetkisinin yani işte iffet nedir, vakar nedir, utanç verici hareket nedir, takdir yetkisinin idarede ve hakimde olması, belirsiz bir şekilde ortada bırakılması çok büyük bir kanaat yetkisi bırakıyor uygulayıcılara. Ve bu anlamda da işte ahlaksız kabul edilerek pek çok yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor LGBT bireyler. Ayrımcılıkla ilgili Türkiye'de demin demiştim herhangi bir yasa yok. Ama bazı iç hukuk düzenlemeleri var. İşte anayasanın 10. maddesi demin belirtmiştim. Eşitliği düzenleyen madde aynı zamanda ayrımcılık yasağı getirir. Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi var ve İş Kanunu'nun 5. maddesi var. Uluslararası mevzuata bakarsak bildiğiniz üzere uluslararası mevzuat anayasanın 90. maddesine göre eğer herhangi bir uluslararası sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanıp resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giriyorsa bu kanunların üzerindedir. Kanunla sözleşme arasında bir çelişki varsa sözleşme üstündür kanuna, sözleşme hükümleri uygulanır. Bu anlamda bu İstanbul Sözleşmesi diye davul çaldıkları, çok methettikleri kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerin yaptığı bir sözleşme. Artık yürürlüğe de girdi bildiğim kadarıyla. 10 ülke onayladı. 2 ay geçti hepsinden. Bu sözleşmede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını engelleyen maddeler var ve bu bizim iç hukukumuza, anayasamıza göre Türkiye'deki kanunlardan daha üstün bir sözleşme. Şimdi bunun uygulamasını nasıl yapacaklar? Şimdi bu sözleşmeye dayanarak mesela
işte bir aileyi korumaya dair kanun çıkardılar. Bu sözleşmenin neredeyse bütün hükümlerini aldılar. Bir tek o cinsel yönelim cinsiyet kimliği kısmını yasaya geçirmediler. Ama önemli değil. Bu sözleşmede var. Sonuçta başvuru bir başvuru kaynağıdır. İlk defa elimizde böyle bir Türk hukukunda bir başvuru kaynağı var bu sözleşmeden sonra. Demin bahsetmiştim. Şu anayasanın 10. maddesi herkes dil, ırk, din sayıyor işte şu şu nedenlerle ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Ya bu maddeyi geniş yorumlamak mümkün benzeri sebeplerle diye ama burada açıkça yazılmadığı için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı bu korumadan tam olarak yararlanılabilir mi? Burası muğlak. Hele şu maddeler daha şey. Bu TCK'nın 122. maddesi. Şimdi ayrımcılık diye bir suç getirdiler. Hani suç getirdiler ama aman da onu suç haline getirmeyelim diye ne yapalım bu maddeyi yazmışlar. Şimdi kişiler arasında dil, ırk, renk sayıyor bakın. Özgürlük, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrım yaparak bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya hizmetin icrasını veya hizmetlerin yararlanmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılı hallerden birine bağlayan, besin maddelerini vermeyen ve kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Şimdi bu ayrımcılık yasa ilk defa Türkiye'ye bu TCK'nın 122. maddesiyle alenen geldi. Ayrımcılık suç olarak düzenlendi. Onda diyor ki ancak şu hizmetler verilirken ayrımcılığa uğrarsın. Hani diğerlerinde suç değil. Şimdi burada diyor ki, şimdi ceza kanunda hiç olmayacak bir şey yaptılar. Yani bilmiyorlar çünkü meseleyi nasıl yapacaklarını. Din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak diyor. Şimdi ceza hukuku mantığına göre suçun açık olması gerekir. Suç açıkça tanımlanmadığı sürece suçun boyutu genişletilemez. Çünkü o kanunsuz suç olur. Dolayısıyla ve benzeri nedenlerle dediğin zaman ben eşcinselim, bu maddede olanlardan birisi benim başıma geldi, ayrımcılığa uğradım dersen ben hakim olsam derim ki suçun şeyi genişletilemez, kapsamı genişletilemez. Dolayısıyla bu maddede açıkça düzenlenmeyen bir fiil işlenmişse ben bunu cezalandırmam. Dolayısıyla şayet bu kadar sınırlı bir maddeye bile uygulamasının yapılması isteniyorsa bunun da açıkça cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibaresinin gelmesi gerekiyor. İş ilişkisinde eşit davranma ilkesi var. Bu son. Burada da yine sayıyor bakın. İşte felsefi inanç, din, mezhep nedenlerle ayrım yapılamaz. Bu maddede de yani benzeri, şimdi bu ceza hukukuna ilişkin bir madde olmadığı için burada benzeri sebeplerle atfı olduğu için bu maddeye başvurabilir LGBT bireyler iş yerinde bir ayrımcılığa uğradığında. Ama bu maddede açıkça yazmadığı için bu gerçek bir koruma sağlar mı? Oradaki kanaat yetkisi hakime geçmiş oluyor. Ben ne kadar zaman? Tamam, geçti. İyi. 4 dakika. Geçtim. Evet. Ama Oo. Yani bir 2 dakika da toparlayabilirsin. Tamam. Yani LGBT bireylerle ilgili çok çeşitli ihlal ve nefret suçu var. Onu zaten Binnaz Hoca da biraz bahsetti. Şurada işte askeriye de bahsettiğim. Bu yani açık düzenlememiz. Diyor ki işte psikoseksüel bozukluklar ve ileri derecede psikoseksüel bozukluklar askeri alınmaya engeldir. Burada da açık açık yazıyor. Biri eşcinsellik, biri trans kimlikte olması. Burada açıkça ayrımcı bir düzenleme var. Üstelik bunu 1974 yılında yürürlükten kalkmış bir şeye dayandırıyorlar. DSM-2 diye bir kriter var Dünya Psikiyatri Birliği'nin. Bu kriteri de Dünya Psikiyatri Birliği 1974'te kullanmayı kesmiş. Bizimkiler hala orada kalmışlar. Adamlar DSM-4'ü çıkardı, 5'i de çıkardılar galiba hatta. Biz ama 1974'teki kritere göre orduya eşcinsel almıyoruz. Burada ahim kararları örnek vermiştim ama yani orada ayrımcılık yasağı ile ilgili. Siz ona artık şeyden bakarsınız. Yani özetle diyoruz ki evet Türkiye'deki uygulama açısından ayrımcılık mevzuatında açıkça tanımı gerekir. Yoksa bir koruma sağlanması mümkün değil. Ha bir de son demokratikleşme paketinde nefret suçları ile ilgili yasa yapacağız dediler ama tabii bu bir vaat. Hani nasıl yapacak, neyi kapsayacak, yaptırımı ne olacak bunu görmedik ama buna da ihtiyacımız var. Evet, bir iki notum vardı. Şimdi
Aslında ben 2006 yılında Brüksel'e gitmiştim. Avrupa Parlamentosu'nda bir sunum yapmıştık. O dönem işte Türkiye'deki ihlalleri anlatmıştık. Sonra 2007 yılından beri istisnasız her yılın bakın Avrupa Birliği ilerleme raporlarına Türkiye'deki LGBT yönelilere yönelik ayrımcılık açıkça yazılır her sene. Yani bunların yapılmadığı, bu konularda hükümete soru sorulur. Yani hayatımızda ne değişti? Her yıl hani elimizdeki en büyük kriter, en büyük lobicilik belki Avrupa Birliği. Her yıl bu kadar dikkat edilmesine rağmen Türk hükümeti yani bir parmak bile oynatmak istemedi. Hani şu evlilik hikayesine gelince de benim şahsi kanaatim yani ben evliliğe kurumsal olarak karşıyım, böyle eşcinseller de var. Hani bize soruyorlar basın falan hani bu anayasa değişikliği ile ilgili, ya evlenmek mi istiyorsunuz? Ya isteyeyim de şimdi anama babama nasıl diyeceğim hani ben evleneceğim? Hani evlilik dediğiniz şeyi diyelim ki düzenlediniz, hani toplumda bir karşılığı olması lazım. İnsanlar nasıl ailelerine gidip ben böyle bir evlilik yapacağım diyecek. Dolayısıyla sen bir yasayı yap, toplumda bir değişim olsun, bir şeyi hazırla. Biz oraya gelemiyoruz daha. Hani şey evlilik istemediğimizden ya da önemsiz olduğundan, eşit vatandaş olma hakkını reddettiğimizden değil. Evliliğe gelene kadar bizde ciddi bir şiddet ve ayrımcılık var. Ben o yüzden hep söylüyorum. Yani bizde evliliğe sıra gelmiyor, şey değil. Karşı çıkıyoruz değil tek başına. Geçen bir anekdot aldık, kapatıyorum. Geçen Akit gazetesinin avukatıyla biz sürekli davaya giriyoruz. Çünkü Akit gazetesi sürekli eşcinselleri sapık yazıyor, ibne yazıyor falan filan. Sürekli savcılığa şikayet ediyoruz ve kesinlikle de bir şekilde adamlar takipsiz kararı alıyorlar. Bir duruşmaya nadiren çıkabiliriz. İki kere duruşmaya çıkabildim. Hani dava açıldı. Şimdi gide gele de artık birbirimizi tanıyoruz. Hani insanız, beşeriz. Hani o da beni tanıyor, ben de onu tanıyorum falan. Duruşma çıkışı. Dedim ki ya hani siz dedim gazeteniz böyle bize sapkın mapkın falan diyor ya. Hani dedim siz bizi ne zannediyorsunuz? Hani bir gün çayınızı içmeye gelelim. Hani uzaydan mı ışınlan, hani acayip bir şey mi zannediyorsunuz bizi? Adam böyle kulaklarına kadar pes pembe oldu. Şey hani çay içmeye gidelim dedim ya. Düşünsenize bir grup eşcinsel Akit gazetesine gidiyor falan. Dedim yani şimdi dedim siz gerçekten biz nasıl ailelerde yaşıyoruz zannediyorsunuz? Hani bizim ailemizde hiç dindar yok, başörtülü yok. Biz hani hiç, biz dedim hani Taksim'in bir yerinde hani böyle kamp gibi bir yerde yaşamıyoruz yani. Hani toplumun içinde yaşıyoruz. Sizden o kadar da hani farklı bilmem ne ilişkilerimiz yok. Yani tabii adam şimdi ne desin? Hani ben demişim çay içmeye gelin. Biliyorsunuz bizde Türklerde hani adam misafirle geleceğim diyor. Hayır demek olmaz yani, buyurun gelin falan dedi. Hani ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Gelerek anlattığıma bakmayın. Hani barışçıl ilişkiler nasıl kurulabilir? Hani size nefret dahi üreten bir kesimle hani ben nasıl başka türlü bir ilişki biçimini, başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum her zaman. Ama şey yani demin Binnaz söyledi, hani bence çok kıymetli. Yani biz o kadar birbirimizden uzak, LGBT'ler bir yerde, kampta, bilmem marjinal diskolarda sabah akşam yatıp kalkmıyoruz ya. Eve gidiyoruz, manava gidiyoruz, bakkala gidiyoruz. Yani dolayısıyla bu düzenlemelere gerçekten çok ihtiyacımız var. Yani herkes gibi herkesin maruz kaldığından daha fazla şiddet görüyoruz. Ha adama şunu söyledim. Dedim ki ya benim gazetem dedi özendiriyorsunuz diye tedirgin oluyor. Ya dedim maaşımı bağlıyorlar, madalyamı takıyorlar. Ya sizin gazeteniz bile dedim her gün bize böyle nefret üretirken hangi çocuğun buna özenip de ya aman ben de gideyim LGBT olayım diyeceğini düşünüyorsunuz ki siz dedim. Ya bunu nasıl özenmek mümkün olabilir? Neyse belki bir çay içer özenip özenmeme konusunu konuşuruz. Çok teşekkürler. Şey o Akit sadece size değil bana bile yazlar. Aynen aynen. Şeyleri ne diyorlardı onlar? Size ne diyorlardı? Dindarları bile sevmiyor. Evet evet, şeyleri koruyor diyerekten benim de resmimi koymuşlar. O değil de ben çok kısa olarak Yasemin'in söylediği şu genel ahlak meselesine değinecektim. Tanımı yok, tanımı olması lazım dedim. Aman Allah aşkına tanım manım yapmasınlar, her şeyi sokarlar içine. Yani ben gerçekten karşıyım genel ahlak tanımına. Çünkü bunun tanımını kim yapacak bir kere Allah aşkına? Yani genel ahlak bana göre başkadır, sana göre başkadır. Şöyle basit bir kriter başkadır getirilebilir. Pornografi mesela. Ama o da olmaz. Pornografiyle kısıtlıdır. Hayır ama şimdi ya da işte şeyi çocuk de şu pornografisi. Şu
gençlerin aynı evde oturmasına da pornografi diye verirler bu sefer. Atarlar içeri. Yani onun için bu Türk örf ve adetleri neymiş bu Türk ve örf adetleri? Her aileye göre, her bireye göre değişiyor. Bizim bildiğimiz. Dolayısıyla bunların tamamen bence yasalardan çıkması lazım. Öyle tanımamanıma hiç girmeyelim, kendimize gol atarız. Eyvallah. Bence. Çıkartacağın yok yani böyle. Hayır var diyorsun, Avrupa'da olabilir ama Avrupa, ay, burası Avrupa değil ya. Her şey böyle suistimal ediliyor. Onun için hiç koymayacağım bunları. Şimdi yıllardır yani yeni bir şey olmadığı malum, toplumun örf ve adetleri ve ahlaki değerler bazında bir ayrımcılık söz konusu. Bu homofobik yaklaşımlarda dinin rolü ne acaba? Ne olabilir? O alanda bir farklılaşma var mı toplumun içerisinde veya bir potansiyel var mı? Aramızda bir sonraki konuşmacı olarak sahneyi kürsüye alacak olan Rojda Tekin, antikapitalist Müslümanların dönem sözcüsü, 6 ay boyunca sürecek olan bir pozisyon. Buyurun, sizden dinleyelim görüşlerinizi. Merhabalar. Bana düşen kesim tabii ki din konusu oldu. Muhafazakar kesimle de çok uğraşıyoruz bu konuda. Şunu küçük bir düzelteyim de, bana yazıda şey denmiş de, muhafazakar söylemle Rojda Tekin konuşacak gibi bir şey. Muhafazakar söylemle konuşursam onlar ölsünler, bitsinler, toplumdan çıksınlar olacak. O yüzden zaten muhafazakarlığa karşı bir söylem olduğu için Kur'an, buna biraz değineceğim. Şimdi Türkiye'deki Türkiye toplumundaki homofobik yaklaşım dini faktörlerde ne derece rol oynuyor? Bir kere şunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'deki homofobik yaklaşım dinin kendisinden değildir. Yani orada Emevilerden günümüze değin dini tekelini alan saltanatçı, otoriter devletin din yorumunun yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Dinin kendisinde değil, bir kere bunun dinin özünü atlamamak lazım. Onu kendi tekelini alan insanlar tarafından bu homofobikleşti. Tabii bu bizim çok büyük bir sorunumuz. İşte Diyanet anlayışının devleti, işte tek tipçi, mülkiyetçi, erkek egemen anlayışına dayalı hani uygun bir din yorumlanması mevcut. Bir kere bunu aşmamız lazım. Yani bunun İslam'da olmadığına dair bir çalışma yapmamız lazım. Yani onların tekelinden çıkarmak lazım ilk başta. Yok mu onlara devlete, hani bütün halk mı böyle? Hayır, değil. Çünkü İslam'a iman etmiş çok insan vardır. Ne yazık ki uygulamalar devletin elinde. Hani çok da ümitsizliğe düşmemek lazım. Onlara inanan kesim çok fazladır belki ama uygulama en fazla orada görüldüğü için bu böyle. Bunu bir kere kurtarmak lazım. Yani İslam'ın özünü, dinin özüne bir bakmamız gerekiyor. İşte mesela en çok nasıl çıkıyor karşımıza? Lut kavmiyle Kur'an'da. Biliyorsunuz ki Lut kavmi. Lut kavminde şöyle bir durum vardır. Eşcinselliğe, salt eşcinselliğe bir vuruş yoktur orada. Orada eşcinselliğin cinsiyetli faşizme karşı Lut bir direniş gösteriyor. Ona gelen mesela erkek misafirlerini artık tacizlerde evine tecavüz etme, hanesine tecavüz etmeye kalkışıyorlar. Artık bu zorbalığa karşı bir direniş başlıyor orada. Salt eşcinselliğe değil. Oradaki dayatmacı, oradaki egemenlik, oradaki faşizme karşı bir durum var. Ne yazık ki biz bunu yanlış algılıyoruz. Biz burada eşcinsel oldukları için onlar lanetlendiler gibi algıladık yıllarca. Hala da öyle algılıyorlar. Bir kere bunu kavramamız lazım. Allah eğer bir insanı yaratmışsa, bir şey varsa orada boşuna değildir. Onu yok sayamazsınız. Ve biz LGBT bireylerine bu konuda çok değer veriyoruz. Olabildiğini araştırmaya çalışıyoruz. O insan ben varım diyorsam, ki ben Kürdüm, ben varım diyorsam, yıllarca bunun şeyini çıkardıysam, o insan da ben varım diyorsa buna bir bakmak lazım. Allah bir insanı boşuna yaratmaz.
Ona belli özellikleri vermez. Bunun dışında yani hani biz zaten mülkiyetin özü ve otoritenin Allah'a ait oluşunu savunuyoruz. Burada mülkiyeti ve otoriteyi tek eline alan egemen anlayış kendi cinsel kimliği de kendisi gibi olmayan insanlara dayatmaktadır. Eğer yaşadığımız toplumda dinin bu yönü hep birlikte açığa çıkarmazsak maalesef hepimiz savacağız. Çünkü bu sadece LGBT'ye değil. Bu kendisinden saymadığı, kendisinden görmediği her işte din olsun, kimlik olsun birçok alanda zaten sıkıntı. Bizim bunları aşmamız lazım. Şimdi belli başlı sorular altında aslında çalışmamı yaptım biraz da. İşte LGBT üzerinde Türkiye tabularının yıkılması gerekli mi? Tabii ki gerekli. Şöyle ki LGBT üzerine bırakın bütün kimlikler üzerinde oluşan olumsuz havanın dağıtılması gerekiyor. Bunu yaparken bir kere gerçekçi olmak lazım. Sağduyulu hareket etmek lazım. LGBT bireyleri ne gelecek olursak öncelikle bunların yaşam haklarını vurgulamak gerekiyor. Bunların temel hak özgürlüklerini konuşmak lazım. Sonra bunu nasıl yapabiliriz? Mesela protestolarınızda işte LGBT bireylerin cinsel kimliğini öne çıkaracaklarına bunların işte örneğin avukat olsun, doktor olsun, işte memur olsun gibi meslek edinme ya da işte çalışma haklarını öne çıkararak bu var olmayı toplumda oluşan ön yargıları bir nebze olsun kırabileceğini düşünüyoruz. Hani sadece cinsel şeyle. Şimdi şunu örnek vereyim. Ben direkt yıllarca bizim işte geleneğimizde ne gelmiştir? Kandiller. Kandiller sırf salt işte dinin özü gibi görünür. Halbuki kandiller bir gelenektir. Şimdi ben kalkıp onlara direkt kandiller yoktur dersem beni dinlemezler dahi. Çünkü yıllarca kandiller vardır ve kandilin İslam'da geçtiğini, bunun bir gelenek olduğunu, bir kardeşle bir araya toplanma olduğunu bilmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Kandilin ne olduğunu biraz açarak, onun başka yönlerini şey yaparak ancak aşabiliriz. Bu yüzden LGBT bireylerinin bu konuda biraz daha bence kendi yaşam haklarına daha çok değinmeleri gerekiyor. Sadece cinsel kimlik olarak değil. Bunun dışında hani LGBT bireyler hakkında bilgiler maalesef yetersiz. Aynı zamanda çok olumsuz yargılarla doldu. Bu anlamda LGBT bireylerin toplumla daha interaktif bir dil kullanması gerekiyor. İşte mesela bizim kafalarımızda da çok fazla sorular var. Ben 2 yıl önceye kadar şahsen Şehriban'ı tanımadan önce ben de ne düşünürdüm? İşte mesela bunların heteroseksüel bireylere karşı yaklaşımı nasıldır? İşte cinsel taciz boyutu var mıdır? İşte yani istismar ihtimali var mıdır? Hani bu şekilde LGBT bu tür olumsuzluklara karşı nasıl önlemler alıyor? Hani bunları da soruyoruz. Bunlara cevaplar üretilmesi lazım. Bunların çok net, somut bir şekilde yani toplumla birleştirici bir açıklaması olması lazım. Bunları biraz da aşarsak, bunların açığa çıkmasıyla biraz daha bu önyargılar belki kırılacaktır ki keza Gezi burada çok önemli rol oynadı. Ben öyle düşünüyorum. Gezi de nasıl oldu? Zaten kimse kimsenin kimliğiyle hiçbir şeyle uğraşmıyordu. Bir direniş vardı, bir amaç vardı. Bunun üzerine herkes toplandı. Ha bir bakıyorsunuz işte burada bir LGBT var ya böyle önce bir önünden geçiyor, şöyle bir bakıyor geçiyor. Sonra bir daha geçiyor. Aa herkes bunlarla konuşuyor. Aa örtülüsü de bunlarla konuşuyor diyor. Sonra oturup sohbet ediyorsunuz. Şimdi bu çok çok fazla tabii ki ön yargıyı kırmaya sebep oluyor. Çünkü onunla konuşma fırsatı bulabiliyorsunuz. Ben eğer Şehriban'la tanışmamış olsaydım belki Gezi'ye kadarki olan süreçte hala aynı şey söz konusu olacaktı. Neden Şehriban'la tanıştım? Çünkü toplumsal bir hareket vardı orada. İşte Van depreminde tanışmıştık. Başta bir şok olmuştum. Tabularımı yıkamıyorum çünkü ben korkuyorum. Bana bir
yanlış bir şey olabilir mi diye. Ondan sonra Şehriban bana şunu sordu. Rojda, şimdi öğrendin değil mi benim Şehriban gay? Bir şey değişti mi bende? Daha önce de ben gaydim. Yani ne değişti şu ana kadar? O an anladım. Yani biz o insanları kabul etsek de etmesek de bir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmedi benim için. Benim için Şehriban gene Şehriban'dı. Ondan sonra onu tanımaya çalışıp bunun ne olduğunu öğrenmeye çalışmıştım. Keşke daha çok herkesle bir araya gelebilsek bu konuda. Sonra İslam dünyasında LGBT konusunda açılımlar mümkün mü? Türkiye bu anlamda öncü konumda sayılabilir mi? Gibi bir başlık var. Şimdi açılımların mümkün olduğunu düşünüyoruz aslında. Türkiye'de bu anlamda öncülük bence yapabilecek yetiye sahiptir. İslam dünyasında bir yandan ötekini ölüm fetvalarıyla cehenneme götüren iktidar dili, bir yandan da yüzyıllardır işte yaradanı yaratılanı yaradandan ötürü sevme gibi bir düşünce olan bir halk var, yani bu anlayışta olan bir halk var. Bunu biraz aşabilmemiz lazım. Bence bu dil mevcutken işte onlara ulaşabilmek ümitsiz değildir. Yani bu Türkiye'de olabilecek bir şeydir. İşte Orta Doğu halklarının özelinde Mezopotamya ve Anadolu halklarının hoşgörü dilini yeniden açığa çıkarmamız gerekiyor. Kim olursa olsun herkes Allah'tan geldiğine ve bundan ötürü saygıyı hak ettiğine inanılan yüzyıllarca bu kadim değerleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkardım çünkü bizim Orta Doğu halkımız, buradaki halk bu kadim değerlere çok değer veriyor. Sadece yanlış biliniyorlar, yanlış anlaşılıyorlar. Bir tek bu konuda biraz daha bizim onların yanında bizlerin de bu konuda söylemleri olursa bu olmayacak bir şey değildir. Bu kadar. Süren varsa daha da konuşabilirim. Çok teşekkürler. Şimdi İngilizce'ye geçeceğim çünkü yani Serdar'ın biyografisinin Türkçesini çözemediğim için İngilizcesi daha kolay gelecek. Ama ona geçmeden önce aslında Müslüman dünyaya model olduğumuz, hani ironik bir şekilde hani AKP'nin model anlayışından çok farklı bir anlayış belki ama Amsterdam'daki Gay Pride maçtaki Türk Bolt'un gemisi, teknesi aslında bir şey oldu. Bütün Müslüman, yani Avrupalılar arasında galiba ilk defa böyle bir şey oldu. Hani böyle farklı bir model belki olduk. Şimdi Serdar Manavoğlu konuşacak. Kendisi, İngilizce geçiyordum, evet. He's a, okay. The producer at the Performance Center called Paradiso Amsterdam. A director and artistic leader of the Stitching Para Foundation. And some of the initiatives that he has led are the Art and Dance Festival Pink Istanbul and Pink Amsterdam. He also organized the Turkish boat of the Amsterdam Pride. Şimdi, İngilizce. One of the reasons why I think it's really interesting to listen to what he has to say is because the nearing elections, obviously, the local elections in Turkey and the initiatives within the LGBT community of Istanbul and how to engage with municipalities, what kind of services it's important for municipalities to provide, and changing perceptions as well. So we've talked a lot about laws and whatnot, but here's one example, Amsterdam, where a lot of the discrimination and stereotypes have been overcome. And I think there are a lot of lessons to be learned in terms of the cooperation between NGOs and authorities and public perceptions and what kind of processes can forge change, let's say. So, Serdar, the floor is yours. Dear guests, welcome. I will do my presentation in English, although my mother language is Turkish and I prefer Dutch, but I prepared in English, so I will do it. Nobody knows Dutch, I guess, yeah, which can change. Well,
Let me first start with one very short anecdote, because I will keep my presentation very short. I decided the longer version with all the details, it's actually handed out, so if you are interested in a more detailed version, please read it. I will start with this anecdote I encountered around 9 years ago in Germany, in Berlin, not in Amsterdam. But it was so true for Amsterdam, which was this. In Berlin, I went to a theater play, which was called Are You Turkish or Are You Gay? This struck me being Turkish myself, and also being gay myself, because I felt like, who decides what is Turkish and what is gay? What is this question? I really didn't understand it coming from Amsterdam, coming from an environment in which this should never be the case, this question, this pressure, this way of thinking about yourself and your connection to the rest of your environment, actually. And this question led me to think, is this question asked by someone who is Turkish or someone who is gay? Or someone who isn't both, actually? And coming to this idea back in Amsterdam, I realized that we were actually dealing with a new era, a new phase of emancipation struggle within the Netherlands, within Amsterdam. Because, as a short historical background, you will see in 2001, Amsterdam had the first gay marriage in the world. And actually, the one marrying the gay couple was the mayor himself. He did this publicly. He was very proud of it. Because Amsterdam is proud of its diversity, about its liberal atmosphere. And then the question, are you Turkish or are you gay? Why is it now again very important in a city like Amsterdam, where we all thought we have reached the outermost possibility of emancipation? We are emancipated now since 2001. No, unfortunately, with every generation and with every social class, you need emancipation again and again and again. There, around 2008, 2009, the policy of the municipality of Amsterdam included important policy goals of LGBT people. What happened until then, since 2008 was, or 2001, there was one of the aldermen was responsible for LGBT rights. She tried to implement some political goals, or according to the rule of law, or violence, or work and income, equal rights. She tried to implement this within different policy goals. In 2009, Amsterdam municipality decided to work different. It should be about social inclusion, and LGBT rights should be embedded in all fields of decision making. Not as a single person or as a policy goal on itself, but as a natural result of diversity in Amsterdam, about liberalism in Amsterdam and equal rights in Amsterdam. This meant that the mayor, on top of the organization of the municipality, let me put it like this, works with 7 aldermen. One of these aldermen has the responsibility and actually the position to enforce and implement and embed all policy goals regarding LGBT people, but also minorities, religious minorities, ethnic minorities, social minorities, within all decision-making processes. This is something it struck me when the other speakers were talking, should it be the word LGBT rights in law? Is it necessary to have this first in the law to implement it in local governing? Actually, as far as I know, also in Holland, there is no reference to LGBT rights in the anti-discrimination laws. I don't know that for sure. Is it or not? There is a list, and there is also, one should not be discriminated because of sexual preferences or gender or etc. This is, I think, it was a European or an international law implemented by the Dutch government. On the European law, there is a specific. I'm not sure either, but for the Amsterdam municipality, this didn't matter, because they tackled the issue of diversity is the representation and the visibility and the participation of all groups and persons and individuals in society.
Actually, diversity is described as making the environment in such a way that every individual makes optimal use of its own choices and preferences. So this is a very, actually very broad definition of diversity, which led to implementing, for example, in the field of culture and arts where I'm working, that I became a partner with specific wishes and specific needs for all decision-making persons concerning arts and culture. I can sit down with the mayor and aldermen in every aspect of culture and decision-making of the city of Amsterdam. We are represented in every level, from funding to actually internationalization of Dutch or Amsterdam culture and arts. And also, we are mentioned, for example, in the new book by Russell Shorto about the Amsterdam's case of diversity, which is a very good book. I can really recommend it. There is no field where LGBT people are not represented. We are everywhere in Amsterdam. Why telling this subject? As the founder of the Para Foundation and programmer, we decided in 2008, to do the first Pink Istanbul Art and Dance event on the issues of visibility, participation, showing role models, actually wanting to create this atmosphere of dialogue, not about are you gay or are you Turkish, but we are both, we are here. And nobody has to choose, and nobody has the right to say you have to choose. This was a huge issue in the beginning, because both from the Turkish community in Holland, also from the Dutch community, there was this question again, why are you putting yourself in a box? Why are you granting or wishing for different stage? Why are you labeling? This is true. It is true in a question, in an atmosphere where diversity is general, but we needed it because nobody knew us. Nobody, no Turkish, Dutch, LGBT individual was on these fields of decision making. Nobody was included. Pink Istanbul was the first start, and it turned out 9 years later that we also needed a Turkish boat, which created a more huge debate. I mean, it was really unbelievable how many reactions we got, both positive and negative, on the first Turkish boat on the Amsterdam Canal Parade. Reactions differing from "we hope you all die" until messages from Australia of young people saying "we want that too, we need that." So to actually finish my speech, this Turkish boat case and the start of my speech was emancipation is needed in every generation again, and in every decade maybe again. The Turkish case in Holland shows that even Holland is not there yet, although compared to other countries, it looks like one of the gay capitals of the world, but we are not there yet. Thank you. Thank you very much. We actually have, 45 minutes or so for questions, answers, comments. I think there's no short break, unfortunately, because normally we're supposed to finish even earlier. But you can take your own breaks and go in and out whenever you want to. There's a gentleman over there. Yeah, let's start with you, and I'll take one by one until we have too many questions, in which case I'll start taking them in a group. Buyurun. Kendinizde tanıtırsanız çok memnun oluruz. Ses geliyor mu şimdi? Hala şimdi geliyor mu? Tamamdır. Yıldızlar, Lambda İstanbul LGBT Derneği.
Rojda'nın konuşması üzerinden aslında bir iki bir şey söyleyip bir de şeyi sormak, bir soru sormak istiyorum da ben. Yani şeyi söyledik de LGBT'lerin yaşamın her alanında olduğunu söylemek, çalışma hayatında olduğunu söylemek ve böylece kabul edilmek bence siyasetin bir parçası ama esas önemli olan o hani daha derindeki en ezilen, en ötekileştirilenin sesini yükseltmek gerekiyor sanki siyaset oluştururken. Örneğin biz bir memur eşcinseli ya da bir doktor eşcinseli daha kolay kabul ettirebileceğiz diye seks işçisi transların görünmezliğine bir tuğla daha atmamak gerekiyor. Hatta gerekirse politikamızı örerken bakın biz doktor da olabiliyoruz demeyip evet biz sizin o lanetledikleriniziz ve bununla birlikte yaşıyoruzun politikasını örmek o en alttaki en tabandakini de özgürleştirmek ve topyekun bir özgürleştirme projesini hayata geçirmek için önemli. Yoksa elimizde bir kısım insanların kabul edildiği, normal gördüğü, meşru görüldüğü ama bununla birlikte feda edilen çok büyük başka insanlar olabilir ki bu örnekler yaşandı. Ben şeyi sormak istiyorum özellikle Roja'ya. Konuşmasında sıklıkla LGBT hareketi şunu yapmalı, bunu yapmalı, şöyle politika üretmeli dedi. Ama ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Yani LGBT hareketi birçok şey yapıyor, ediyor, tartışıyor ve buna LGBT hareketi karar vererek ilerliyor. Ama ben örneğin Müslüman, antikapitalist Müslümanlardan geldiği için bir şekilde Müslüman toplumun, Sünni Müslüman toplumun LGBT hareketine dönük neler yapabileceğini, Sünni Müslüman toplumun kendi bulunduğu alandan LGBT mücadelesine nasıl destek verebileceğini ve yani Müslüman eşcinseller de var, Müslüman translar da var. Ve Müslüman toplumun içerisinde yaşayarak hani bir tür Müslüman LGBT oluşumu veya Müslüman LGBT'lerin haklarının nasıl savunulabileceğine ilişkin de bir iki kelam edebilirse çok sevinirim. Teşekkürler. Ben meslekler olarak bahsettiğim LGBT kısmında muhafazakar kesimi olan yaklaşımın, çünkü biz de şu an söylemlerimizle muhafazakar kesimde terörist diye ilan ediliyoruz. Neden? Çünkü onlar için çok keskin, çok uç, hatta biz sapığız. Biz dini kullanıyoruz, ayetlerle karşılarına çıkmamıza rağmen biz sapık oluyoruz çünkü cevapları olmuyor. Şimdi ne yapıyorsun? Bu sefer onlara ulaşamıyorsun. Ne yapacaksın, ne yapacaksın düşünüyorsun. Hani bunlara çözüm üretmeye çalışıyorsun. Onların söylemi olmadan onların yüreklerine girebilmeyi becerebilmek lazım. Ben kandil örneğini bu yüzden verdim aslında. Direkt kandiller yoktur değil ama şunu mesela biz Gezi'de büyük bir pankart asmıştık orada kandiller. Kardeşlerin işte insanlığın bir araya toplandığı, kardeşçe birlikte kutladığı bir gündür gibisinden tam şeyi hatırlamıyorum, çok özür dilerim. Aslında ben ona kandilin ne demek olduğunu anlatarak bunu ona aşılamaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bu şekilde hamleler göstermek zorundayız. Çok keskin olduğumuz sürece sen bir uçta kalıyorsun, o bir uçta kalmaya devam ediyor ve hiçbir zaman birleşemiyoruz. Ha ben seni anlarım. Bir başkası seni anlar, Müslüman kesim anlar. Ama ısrarla muhafazakar kesim zaten bu kadar ötekileştirmeye çalışan, öteki olan muhafazakar kesim oluyor. Bu yüzden onlara nasıl ulaşabiliriz? Müslüman zaten Lut kavmini okuduğunda otursun üzerine şöyle bir düşünse, babasından anasından dinlemese, kendisi üzerine bir oturup düşünse, Lut kavminde ne anlatıldığı çok açık. Orada bir faşizme karşı bir direniş var. Yani Lut oradaki faşizme, oradaki erkeklerin heteroseksüel erkeklere dayatmacı, tacizci, tecavüzcü davranışına karşı bir direniş gösteriyor. Ama biz hep annemizden, babamızdan, oradan, o imamdan, bu imamdan hep şunu gördük. İşte onlar lanetlendi, Allah onları kabul etmiyor. Onlar hastadırlar, sapıktırlar. Hani bunu Müslüman kesim zaten kendisi biz zaten bununla uğraşıyoruz. Ya kardeşim, bırak artık şu insanlardan şu dini dinlemeye. Aklın var, iraden var. Otur şu Kur'an'ı aç, oku. Bunu yaptığı sürece zaten sadece LGBT hareketi olsun değil, birçok şeyi aşacağız. Ya Sünni kesim, Alevi kesim katletti ya. Perişan oldular yani.
Yani bunların hepsinin aşılmasının tek bir noktası var Sünni kesim olarak. Açacak, okuyacak, bilinçlenecek. Bu evet LGBT olayı çok ciddi bir sıkıntı. Nasıl Aleviler bu kadar katlediliyorsa bir o kadar işte LGBT katlediliyor. Çok fazla işte işkenceye uğruyorlar. Bu işkence şey olmasın, psikolojik olarak daha yolda yürürken bile o işkenceyi çekiyorlar yani. Bunun tek bir çözümü var, bilinçlenmek. Biz de bununla uğraşıyoruz. İnşallah da başaracağız. Emin Hanım, sizin ekleyecek bir şeyiniz var galiba. Yeah, yeah, I wanted to react to the question. Because what I think, it's also important not to think only in groups, the LGBT community or the Muslim community. There's no such a thing. I think the big chances are there, the opportunities are there with individuals to persuade individuals to deal in another way, to do steps forwards in getting a better situation for LGBT people. I think that's important, because if we are going to wait till a group is going to change, we can wait forever, because there will always be an intolerant sad people. So I think we should look in that way, and to give in, because I wanted to say something. I think I was misunderstood in one part of my presentation. You mentioned that I didn't say that in Turkey is everything very well, going well. No, there are absolute very awful situations for people from the LGBT community. But in the film, and that's what I said actually in my introduction, you see that there are parents who deal in a normal way with it. So that's also a possibility, and they live. They are here in Turkey. So we should also take inspiration and power from those examples to give you my own example. I'm a member of European Parliament now for more than 9 years, and I'm sadly the only one with a Turkish background representing the Netherlands in the European Parliament, and I'm defending equal rights for everybody, and I'm also defending LGBT rights. And it's interesting, in all those 9 years, nobody of the Turkish community ever asked me, why are you defending LGBT rights? So that's interesting. I think it should be a normal thing to defend equal rights, because that's the case, that should be the case. And I think there are more chances in such an approach than think in big anonymous groups. Okay, there are a number of questions. I had seen the gentleman back there first, so we'll start with him, but then I'll take three questions right now. You and you will come after. Fırat Bey, I think it is, right? Yeah, ses gelebiliyor mu? Ha, tamam. Şu an zaten aslında sizin, yani Yasemin'in, Dinaz Hanım'ın, ben mi? Yok, ben konuşuyorum. Söylediklerini ekleyecek pek bir şey yok zaten. Türkiye'deki tablonun ne olduğunu az çok söylediler. Ancak sadece birkaç tane düzeltme yapma ihtiyacını görüyorum. Trans bireyler ve eşcinsel erkekler açısından söylüyorum. Çünkü trans lezbiyen kadınların, lezbiyenlerin görünürlüğü ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklı onlarla ilgili çok da bir şey söylemeyeceğim. Kabahatler kanunu ve işte devlet memurluğu olma sıfatları ile ilgili. Şimdi kabahatler kanunundan dolayı aldıkları cezalardan dolayı cezaevi vesaire sıkıntı olmuyor. Öyle bir borçtan dolayı hiç kimse zaten cezaevine girmesi söz konusu değil. İdari para cezaları şöyle bir hal alıyor bir yerden sonra. Siz nüfus müdürlüğüne gidip işlem yapmak istediğiniz zaman diyor ki senin burada borcun var, mal müdürlüğüne git, bu borcunu öde. Siz o borcunuzu ödemedin, yani o cezaları, çünkü bir anlamda borç oluyor. Ödemediğiniz takdirde hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Ne bir tapuda, ne nüfus müdürlüğünde, ne de başka bir devletin kurumunda. Sadece değişmiyor. Yok. Yani şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. Sadece kabahatler kanunundan kaynaklanan bir sıkıntı yok. Asıl burada tehlikeli olan karayolları trafik kanununun uygulanması ile ilgili. Yani ne alakası var? İşte nedir? İşte trafiğin güvenliğini sıkıntıya sokmakla, işte caddede çalışan ya da yol üzerinde başka yerlerde çalışan trans bireylerin işte güya trafiği
tehlikeye düşürmelerinden dolayı aldıkları cezalar. Kabahatler kanunundan aldıkları cezalar çok çok az. Yani bu işte nedir? Gürültü, etrafa rahatsızlık vermekle ilgili en çok uygulanan 37. madde var. Ama bunun gerisinde pek bir şey yok. Ama asıl tehlike olan bu trafik karayolları kanunu ile ilgili. Diğer bir düzeltmeye yapılması gereken şey, trans bireylerin kamudaki çalışma hayatları eşcinsel erkeklerden çok daha iyi, pozitif bu anlamda. Evet, iyiler. Çünkü benim yürüttüğüm birkaç tane dava var. Bu davalardan birisi transseksüel bir kadındı. Ve biz Gelir İdaresi Başkanlığı aleyhinde bir dava açtık ve davayı hem yerel mahkemede hem Danıştay nezdinde kazandık, onaylandı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani trans bireylerin, ama şunu belirtme gerekiyor. Trans bireylerin kendini bu şekilde lanse etmeleri gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir şey algı var, yanlış bir algı var. Yani eşcinsel birey farklıdır, trans birey farklıdır. Bülent Ersoy trans bir kadındır. Ama başka birisi trans olarak veya da gay olarak nitelendirilir. Kendisini kendine ben transım diyebilir ama bir okul müdürü, bir öğrenci ihbar yapan kişi onun bir gay olduğunu söylemiştir. Böyle bir algı farklılığı, yanlışlığı söz konusu. Şöyle bir şey, yani kanun evet trans bireyleri koruyor. Yıllar şimdi, yani siz şey olabilir, şaşırabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, yani trans bireydi, kendini işte pembe kimlik almış veya da almak üzere olan bireyleri kadın sıfatında gördüğü için devlet bunda herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani ama nedir? Seks işçiliği yapan ya da başka şeylerde yaşayan ya da işte mavi kimliğini alan ve kullanmaya devam eden insanlarla ilgili başka sıkıntılar olabilir. Ama kamuda çalışan bireylerden bahsediyoruz burada. Yani FSP'sinin antrenörlerinin birisi trans bir kadındı. Çapatı Fakültesi doktorlarının birisi trans bir kadın. Trans avukatlar tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla ilgili bir şey yok. Ama trans kadınların bir kısmı için tabii ki böyle bir şey. Beyaz yakalılar veya da hiçbir yakaya sahip olmayan insanlarla ilgili böyle bir ayrım. Ya da sınıfsal başka sıkıntılar var burada. Ama dediğim gibi, yani devletin işte Gelir İdaresi'nde çalışan bir trans birey bu davayı açtık. Sürgüne gönderildi trans olmasına kaynaklı. Davayı kazandık ve Danıştay tarafından onaylandı. Ama öbür tarafta eşcinsel erkeklerle ilgili büyük bir tehlike var. Eşcinsel erkeklerin işte devlet memurluğunun 125. maddesi devlet memurluğuna çıkarılma cezası. O da nedir? Yasemin bahsetti. Yüz kısaltıcı bir durum olmasından kaynaklı olarak. Burada asıl tehlike ve asıl mağdur olan eşcinsel erkekler. Yani birçok polis memurunun ve birkaç tane öğretmenin şu an davası halen Danıştay'da ya da yerel mahkemelerde, idare mahkemelerine devam ediyor. Kesinleşen birkaç tane dava dosyası var Danıştay tarafından. Maalesef Türkiye'de bir devlet memurunun eşcinsel olması kadar tehlikeli bir şey yok. Çünkü siz istediğiniz bir kadar çalışın edin ama eşcinsel olduğunuz ortaya çıkmasıyla birlikte kapı önüne konuluyorsunuz ve hiçbir hak talep edemiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Diğer bir durum da ifade özgürlüğü ile ilgili. Değinilmedi bu konuyla ilgili. İfade özgürlüğü sadece işte bir söylem üzerinden değil. Bu internete erişim üzerinden de ya da kendilerini var edebilme üzerinden de eşcinsel ve trans bireylerle ilgili yakın bir zamanda işte eşcinsel erkeklerin yoğunluklu kullandığı Grindr'ın işte erişime engellenmesi ya da trans bireylerin bu cinsiyet geçiş sürecini bilgilendirildiği Transisco, yanılmıyorsam, bir internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenmesi Grindr için savcılık ve İstanbul Anadolu 14 Sulh Ceza Mahkemesi fuhuş ve ahlaksızlık olarak niteledi bu olayı, Grindr'ı. Francisco için herhangi bir açıklama yapılmadı ama yapılan itirazlar neticesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı geri adım atmak zorunda kaldı. Francisco şu an faal tekrardı. Ama Grindr için yaptığımız itirazlar maalesef kabul görmedi. Bir de haksız tahrikten kaynaklı olarak ceza indirimiyle ilgili. 2009 ve öncesinde mahkemelerin işte trans kadınlarla ilgili, yani trans kadınların cinayetlerinde haksız tahrik uygulamasına gidiyordu. Yani işte kadın olduğunu sanmıştı, bana ters ilişki teklif etti, bana aktif olacağım. Bu trans kadınla işte katil arasındaki, katilin söylemi üzerindeki bu muhabbette mahkemeler sürekli işte sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayarak çok böyle hafif cezalar veriyordu. Ama 2009 ve sonrasında ben birçok dava dosyasını takip etmemden dolayı böyle bir artık haksız tahrik uygulamasını uygulamıyor. Yani
Binnaz Hanım bir saniye, ben sizi düzeltir, yani ben sizi bir bekleyin. Ama eşcinsel erkeklerle ilgili durum aynı şekilde, yani devlet memurlarındaki vahamet aynı şekilde mahkemelerin burada eşcinsel erkeklerle ilgili kısmında haksız tahrik uyguluyor. Yani benim takip ettiğim birkaç tane dosya var. Hem benim yani yürüttüğüm, takip ettiğim, bir de başkasının dosyasını işte duruşmaya girerek izleyici olarak takip ettiğim birkaç tane dosyada maalesef eşcinsel erkekler yine, yani eşcinsellikle ilgili ve eşcinsel erkeklerle ilgili çok sıkıntılar var. Yani bu belki şey, evet, trans kadınlarla ilgili şey olmayabilir diye bir düşünce var. Çünkü bir mağduriyetleri söz konusu olabilir ama hukuk nezdinde durum farklılaşabiliyor. Yani bu eylemler, örgütlenmeler ve birçok şeyi değiştirmiştir. Yani devlet nazarında. Yani örgütlenme özgürlüğü birkaç yıl öncesine kadar çok sıkıntılıydı. İşte Kaos'un, Pembe Hayat'ın ve en nihayetinde Lambda'nın davası vardı örgütlenme özgürlüğü ile ilgili. Ama örgütlenme özgürlüğü mücadeleyle bu aşamaya gelindi. Şu an hiçbir örgüt bir sıkıntı yaşamadan kurulabiliyor, her türlü etkinliği düzenleyebiliyor. Benim belirteceklerim bunlar sadece. Teşekkürler. Yani ben bu işin detayını bilmiyorum. Siz avukat mısınız ama bana da çok makul gibi gelmedi. Çünkü benim duyduğum aslında bütün hem lezbiyenlere hem geylere nazaran en çok şikayet translardan geliyor. Ayrımcılık konusunda, şiddet konusunda, mahkemelerin aleyhte vermek, karar vermeleri konusunda. Mesela bu örgütlenme özgürlüğünün hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü çok yakın zamanlarda bu derneklerle ilgili kapatacağız falan diye davalar mı açıldı? Bir şeyler oldu. Bitti mi? Hayır, şu son zamanlarda yok mu artık? Yok, şey? En son Siyah Pembe Üçgen'in İzmir'deki derneğin kurulumuyla ilgili yani onunla ilgili bir sıkıntı oldu ve bir sıkıntı yok. Yani çok özür dilerim, şöyle bir şey söyleyeceğim. 2006-2009 belki 2010'a kadar bu transseksüel yani seks işçiliği yapan kadınlara karşı çok muazzam şey vardı. Anladım, ayrımcılıklar ve trafikten kaynaklı cezalar vardı. Ama sonrasında İstanbul açısından bu bonusun getirdiği o tepkiler üzerinde bir geri adım söz konusu. Da ekleyeyim. Yani inşallah öyledir, bana çok ikna edici gelmiyor ama bilmiyorum neden ikna edici gelmiyor biliyor musunuz? Tam da bu namus vesaire meselelerinden dolayı, hani onu tehdit olarak görmüyor falan diyorsunuz ama niye tehdit olarak görmesin ki trans bireyleri? Onu anlıyor değilim çünkü eninde sonunda evet kimliğini değiştirmiş ama doğuramayan kadın. Mesela anlatabiliyor muyum? Yani bu bütün bu muhafazakar söylemi ele aldığınızda bana O translara karşı çok hoşgörülü, işte onlar veya her neyse öbürlerine göre daha hoşgörülü, daha rahatlar fikri bana çok da makulmüş gibi gelmiyor ama dediğim gibi iddia etmeyeceğim. Araştırmam lazım, sormam lazım. Yani bana aktarılanlar transların aslında en kötü durumda oldukları, çünkü en büyük şiddetin translara yönelik olduğu doğrultusunda. Çünkü eninde sonunda gay erkekleri yüzüne bakarak anlamayabiliyorsunuz. Trans kadınlar vücut yapılarından vesaire çok daha kolay teşhis edilebiliyor. Ben yani iki panelistimiz daha yanıt vermek istiyor. Fakat size geçmeden önce ilk planda olduğu gibi üçer üçer alabilir miyim soruları? Sadece iki tane. Seren Hanım çıkacak. Onun sorusunu almadan çıkmasını istemiyorum. Boysan Bey de var. Yani onları bir alalım sonra şeye geri dönelim. Mümkünse daha iyi olur. Teşekkür ederim. Çok hızlı sorayım o zaman. Çok özür diliyorum. Bunun için uçağa yetişmem gerektiği için kaçacağım şimdi. Çok kısa bir Emine Hanım'a şu sorum var. Bu Free Movement Directive için 2008-2009 yıllarında bir ara konuşuluyordu. Evliliği örneğin kabul edilmiş bir eşcinsel evlilik kabul edilmelidir. Herhangi bir başka AB ülkesinde. Bu sonra biraz düştü gündemden biliyorum ama örneğin bununla ilgili tekrar gündeme getirme gibi konular var mı? Biz buradan ne yapabiliriz? Çünkü bu her ne kadar Yasemin'e katılıyorum. Yani evlilik kurumuna ben de kendi adıma karşıyım. Ama bir yandan da görünürlüğü bu meselenin için önemli araçlar. Örneğin Kıbrıs'ta mesela çok önemli hale gelebileceğini ben biliyorum. Bu tanınmanın kendi yasasında tanımayacaktır ama mecbur kaldığı yerde bunun da bir savunuculuk aracı olacaktır. Çok kısa bir bunu sormak istiyordum. İkincisi de hani bütün bu konuşulanlar içinde biraz
şöyle bir şeye bakmak gerektiğini, kadın hakları için de aynı şey geçerli sanırım. Yani evet tabii yasalarda çok önemli sorunlar var hala. Hani hepimiz görüyoruz, biliyoruz yasal seviyede de. Yani genel ahlak orada durdukça bugün örgütlenme özgürlüğü düzenmiş olur, yarın gider tekrar elimizden. Genel ahlak örgütlenme özgürlüğünü de kısıtlayan hala bir noktada duruyor. Ama hani bununla birlikte, bütün bunlara konsantre olmakla birlikte şeye de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çok gündeme gelmeye başladı. Kadın hakları açısından da, bence LGBT beylerin hakları açısından da çok önemli. Tamam, yasa olarak biz bu hakları sağlıyoruz diyelim dediler ve verildi bu haklar, tırnak içinde verildi. Çünkü böyle lanse edecekler. Peki ama ondan sonrası ne olacak? Toplumun kendi içindeki birbirine, ya yani buna hiç bakılmayan bir alan var ve şu anda siz de bilmiyorum duyuyor musunuz? Şunları çok duymaya başladım. Evet, devlet tahakkümü kurmamalıdır. Üzerinde örneğin bu kızlı erkekli beraber yaşamada devlet kontrolü olmaz. Bu bir tahakkümdür. Onlar da nasıl davranacağını insanlar kendi bilmeli. Şimdi bunlar çok çok farklı böyle faşist alanlara doğru, hani başka bir faşizm alanına kayan bir alan. Dolayısıyla devlet tahakküm kurmasın ama insanlarda nasıl davranacağını onlar bırakın da birazcık bilsin canım. Bunu da LGBT beyler için hani yasalar ne kadar düzelse de, gerek de yani yaşam tarzı üzerinden konuştuğumuz konu. Sizce hani bu alanla nasıl daha sıkı müdahil olacağız diye bitireyim. Çok özür dilerim araya girdim diye. Boysan Bey verebilirsen, o da kendinize tanıtabilirsiniz. Yanıt verirse çok daha harika olmaz mı? Tamam, öyle yapalım. Sanki dolu dolu bir öyle soru çünkü. Hatta yobana vermeye gerek yok, burada varmış çünkü. Yeah, okay, let me first give a reaction to the previous question, because I don't agree. I think that the trans people are in the worst situation, because you were talking about work and the big risk to be fired. But trans people hardly can find any work in Turkey, and that's forcing them into prostitution. And because they are in prostitution, it's more easy for people from law enforcement to beat them up and do everything they want, and there are no opportunities. So I don't agree with the analysis, and I think social inclusion, especially in the area of trans, is really important. People should get opportunities. For instance, also in Europe, it's very difficult for trans people to find work, and once people get opportunities, they can do a lot more things. For instance, one of my assistants was, or is still, a trans man. He was a specialist in equality matters, but nobody was taking him, hiring him. And that is so sad that people are studying and they can be of such, big value of society, but people don't hire them. And especially for Turkey, the situation is really sad. Going to the question about the free movement, yes, you're right. We had big debates, but the problem is that Commissioner Reding, we all know Commissioner Reding, she says, yes, you're right. Absolutely. It is there. It is in the Charter of Fundamental Rights. So, yes, of course, they should have the right to go as a married couple to other countries without losing their social benefits or their rights. But the point is, it also depends on how it is done in practice by the countries. Some countries like Italy or Poland are not accepting this right. So when a couple moves to another country and the country doesn't give them those rights, what can you do? And that's where the debate is stuck. You can say, yes, the right is there, but what's the next step? And, of course, people can always go to the European Court, but that will take years and years and years and years and years. And they know that. So, on the issue of marriage, the point is not that Europe is saying, or some countries are saying, you should accept gay marriage. No. The point is, whenever a country has gay marriage, and more and more and more and more countries are accepting this and confirming that the possibility is there. But the point is that other countries respect the law on this from other countries. So a couple of the in the Netherlands who can marry,
that they should be able to travel to other countries to and have their rights there. It's not that we in the Netherlands can say to Italy, you should have also gay marriage. Absolutely not. The country itself can decide on that, but the rights are rights, and they should be granted. That's why we have a European Union. And it's all about rights, it's about fundamental rights, equal rights. And I hope that candidate countries are also understanding this. Becoming member of the club comes with rights and comes also with duties. The last part of your question, as I understood, it made me think of actually, it, maybe it's a strange example, but I think the Turkish-Dutch LGBT people in Holland actually looks like the situation you create. If there's rights granted from top down, how do you deal with the rights within a society who don't know how to deal with those rights? I really see a comparison between the Turkish-Dutch community in Holland, because all individuals, also LGBT individuals in Holland, have most rights we are mentioning here, including gay marriage. But within the Turkish community, it is still not even possible to talk about a lesbian or gay son. It is still a problem. How do you deal with that? Well, there are organizations who organize actually debate evenings, or they try to find some role models from Turkey, because they're point of origin, but also their focus on how to deal with their own culture within a migrant context is primarily based on satellite television and everything channeled through Turkey to the Dutch-Turkish families in Holland. What the Amsterdam municipality does is not seeing this as a problem, but they actually make use of it. The Amsterdam municipality creates organizations or funds them with, if they have their own initiatives, to stimulate dialogue, to stimulate acceptance, to stimulate visibility, not to make you accept gay marriage for your own son, because that's you deal with that, but to make sure that every family knows that you should respect someone who has chosen for gay marriage. This is the only point you can start from within the Turkish migrant community in Holland. So I made this comparison for that case. Can I say just very small? Yeah, because as Serdar was talking about making use of media, and it just came into my mind, there was the first inter-ethnic gay kiss in a soap in the Netherlands. And just 1 year ago, okay, we had to wait for it, but it was there, and it was with a Turkish actor. And the interesting thing was that there were no people who angry went on the streets to protest on it, so that was a good thing. O zaman ben ekleme yapayım. Sonra alalım. It's still the longest playing Dutch soap series for 12 or I think even 20 years now. Bad Times, Good Times, it is called. And the actor is actually known within the Turkish community, not as a very famous actor, but he is known. But the thing is, the reaction was twofold, actually, like with the Turkish boat or in any other case. He chose to be gay and not to be Turkish. This was the reaction. Ya Fırat'ın söyledikleri aslında hani başka bir noktaya dikkat çekiyor ama genelleme yapmak, böyle bir istatistik veri yokken elimizde bence mümkün değil. Hani ben Emine Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Yani birkaç tane davada evet kamuda personel olabilen translar var. Hani gaylerden daha rahat bir şekilde, tuhaf bir şekilde. Yani belki bir merhamet duygusunu mu harekete geçiriyor bilemiyorum. Yani çünkü spesifik birkaç kişinin durumu hani bir ülkeyi analiz etmeye yeterli olmayacaktır. Yani translar zaten şey, yani hani zaten hani işe giremiyorlar Emine Hanım'ın söylediği gibi. Yani zaten o kadar az işe girebiliyorlar ki. Hani onda kalan birkaç kişi durumu genellemeyi şey yapar mı bilmiyorum ama gay erkekler evet yani davaların çoğu, yani kamu personeli, işten atılan kamu personelinin çoğu eşcinsel erkekler. Yani bu şeyle de ilgili ama bence yani
eşcinsel kadınların cinselliğinin erkekler kadar gözetlenip didiklenmemesiyle de ilgili bir durum. Yani mesela gay bir erkeğe takabilir okulundaki personel ama hani lezbiyen bir kadını hani yokmuş gibi de davranabiliyorlar. Yani hani neyin neden çıktığını bilebilecek durumda değiliz. Hani bu anlamda hani elimizde istatistik veri olmadan hani bir genelleme yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bu haksız tahrikle ilgili de evet mahkemelerde bir tutum değişikliği oldu. Çünkü bu haksız tahrik indirimlerini çok gündeme getiriyordu LGBT örgütleri. Medyada o kadar çok konuşuldu ki mutlaka hani zaman içerisinde sirayet edeceği hakimler, etmeyeceği direnç gösteren hakimler de olacaktır. Hani yine de yani biz bütün transların ve eşcinsel erkeklerin cinayet davalarına bakmadığımız, kararlarını bilmediğimiz için yine genelleme yapmak doğru değil. Hani erkeklerde haksız tahrik indirimi yapmıyorlar ama translarda yapıyorlar ama translarda yapmıyorlar. Hani böyle bir veri yok elimizde ama 2009 yılında ilk defa bir trans kadın öldürüldüğünde haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Ben de bir raporuma yazmıştım. Konuşmamda da azıcık söylemeye çalışmıştım. Ya işte kanun değişikliği çok önemli bir şey. Çünkü bu yani bir kere devletin meşru kabul edilen, toplum meşru kabul edilen otoritesinin sizi tanıdığı anlamına geliyor. Hani Türkiye'de de hani 1923 ile beraber toplumun belki istemeyeceği bir sürü yasa değişikliği oldu ama toplum o yasa değişikliklerinden sonra bugün başka bir hayata adapte oldu. Bazen öyle olabiliyor. Bazen hani yasa toplumun önüne, bazen toplum yasanın önüne geçebiliyor. Ya biz LGBT hareketi yani hani genellesem doğru olur herhalde ama özellikle kaos geliyor politikasında biz hepsine çok değer veriyoruz. Yani yasal değişikliği de istemek lazım ama aynı zamanda medyada, eğitim camiasında, akademide, sendikalarda, sivil toplumla çalışmak, toplumda daha fazla ortak bulmak, daha fazla destekçi bulmak, toplumdaki kabul ile yasalardaki kabulün birbirine bir şekilde paralel ilerlemesi için gerekli bütün alanlarda aynı anda hareket etmek. Yani birine öncelik verip birini geriye atarak değil de biz daha çok öyle bir politika izliyoruz. Yani ona rağmen de hani ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi kalan bütün soruları birlikte alıp son sözü tekrar panele vermem gerekiyor ve bunu artık çabuk çabuk yapmaya başlamamız gerekiyor. Maalesef çünkü uçağa yetişecek birkaç kişi var, ben de dahil olmak üzere. O yüzden Boysan Bey'e ilk önce mikrofonu verelim, kendisini tanıtırsınız. Merhabalar, ben Boysan Yakar, LGBT Siyasi Talepler ve Katılım Platformu'nun temsilen geldim. Ayrıca Lambda İstanbul üyesiyim ve Listak gönüllüsüyüm. Şöyle, arkadaşlarım çok güzel bahsettiler her şeyden genel olarak. Ben sadece şunu söylemek istedim. Hem bu platformu hafifçe bir tanıtmak ve hani varlığından haberdar olmanızı hedeflemek için. Şöyle hedefler neticesinde kurduk. LGBT'lerin siyasete katılımını engelleyen siyasi ve sosyal engellerin ortadan kaldırılması, LGBT'lerin karar mekanizmalarında temsilini sağlanması için gereken çalışmaların yürütülmesi, LGBT bireylerin genel ve yerel seçimlerde aday olmaya teşvik edilmesi ve görünür kılması ve son olarak siyasi partilerde LGBT haklarını savunan siyasetçilerle LGBT hareketi arasında işbirliğinin sağlanması üzerine böyle bir çalışmayı Gezi sonrası inşa etmeye karar verdik. Şu an zaten birçok parti bazında hem LGBT komisyonları hem de LGBT gençlik kolları kurulmuş durumda. Ayrıca milletvekili bazında da birçok destek alıyoruz. Ama hani Gezi direnişiyle beraber bizi sokağa döken olayların en başta gelenlerinden biri de aslında bu 59 milletvekiliyle Binnaz Hoca'nın sunduğu önergenin neticesinde 3. defa AKP tarihinde hasta ilan edilmemizle alakalı bir durum söz konusuydu. O yüzden aslında bu üçün ne olduğunu kısaca hatırlatıp hemen sözümü başka arkadaşa vereceğim. Birincisi 2007'de yanlış hatırlamıyorsam tarihi arkadaşlarım düzelsin, Aliye Kavaf'ın orada sonradan kapatılan kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olarak görev almaktaydı. Antalya'da yaptığı bir konuşmada eşcinsellik hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekmektedir açıklamasıydı. İkinci atak diyelim, Ahmet İmaya'nın Anayasa Komisyonu Çalışmaları Başkanı'nın eşcinsel evliliği gibi konularda herhangi bir uzlaşıya hiçbir zaman gitmeyeceğiz. Bu neticede sivil bir anayasa yapmayı bile reddedebiliriz açıklamasıydı. Üçüncü de yine az önce söylediğim gibi Binnaz Hoca'nın desteğiyle önergesi sunulmuş LGBT sorunlarını araştıralım
başlıklı önergenin AKP tarafından tam kadro reddedilmesi üzerineydi. Bu minvalde kurduğumuz platform şu an 4 İstanbul öz örgütlenmesi ve hani birçok üniversite LGBT kulübü ve bağımsız aktivistlerce destekleniyor. 2 aydır yaklaşık uzun toplantılar alıyoruz. Beşiktaş ve Şişli'de adaylık çalışmaları ve meclis üyeliği adaylığı yapmayı planlayan arkadaşlarımız var şu an aramızda. Onun dışında bu mücadelede bütün desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Merhabalar, Cihan Hüroğlu. Ben de Sosyal Politikalar Cinsel ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği'nden. Ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani şu anda biz LGBT'ler olarak temsiliyet düzeyinde bazı adımlar atıyoruz. Şimdi yerel seçimler öncesinde de partilerle iyi ilişkilerimiz oluyor ama kurumsal çalışmalarda bu, yani LGBT hakları meselesi bir ayrımcılık meselesi ve insan hakları meselesi ve ben özellikle buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü kurumsallarla, yani kurumlarla ilişkilendiğimizde genelde kurumlar hani söz vermeyi yeterli görüyorlar. Yani bu halen şu anda bir insan hakları meselesi, bir ayrımcılık meselesi ve empati geliştirilebilmesi için önce bilgi alınması gereken bir meseledir de değiller. Yani bunun vurgulanmasının bütün ayrımcılık sorunlarında önemli olduğunu düşünüyorum ve eğer bir parti ya da başka bir kurum LGBT hakları meselesinde eğer biraz hani bilgiye, belli başlı sorunları görmeye çalışmak istiyorsa önce, ben artık farkındalık da demiyorum, bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Nasıl engelli haklarıyla ilgili ben engellilerin birebir yaşadıklarını bilmeden empati geliştiremiyorsam, LGBT'lerin de neler yaşadıklarına ilgili yani bilgiyi alabilmeleri için kurumların kadrolarına, gençlik gruplarına eğitimler düzenlemesi gerekiyor. Yani biz bunu HDP ile de konuşuyoruz. İşte CHP'den de iletişim kurabildiğimizde söylüyorum. Söylemeye çalışıyoruz ama Binnaz Hoca da buradayken, yani ben şu ana kadar yaptıklarını çok takdir ediyorum. Daha da fazla bir şey istemeye kişisel olarak çok da belki hakkımız olmayabilir ama yani hani neticede eninde sonunda bu konu tekrar partide sizin önünüze geliyor ve konuşuyorsunuzdur. Yani burada vurgulanması gereken şey bizim için her zaman hani kurumların ayrımcılıkla ilgili eğitimleri olması gerekiyor. Yani parti olsun, başka kurumlar olsun. Ayrımcılık bütün yasaların, bütün partilerin, bütün kurumların politikalarında bir yerlerden ortaya çıkan bir şey. Yani engelli grupları olsun, Romalılar olsun, kadınlar olsun. Yani konu ikişer saatlik bile olsa kurumlar ayrımcılığa uğrayan gruplara yönelik bilgi almaya dair eğitimler görebilseler sorunlarımızın çok büyük ölçüde azalacağını düşünüyorum. O yüzden de biz hani spot olarak biraz daha işte meslek eğitimlerine önem veriyoruz. Kurumlara sızmaya çalışıyoruz. Yani bu da bir parçasıdır ayrımcılık politikasının, ayrımcılığa karşı politikanın demeye çalışıyoruz. Bunu da altını çizmek isterim. Teşekkür ederim. Merhaba tekrar. Sezen ben Spot LGBT'den. Ben azıcık bir şey ekleyeceğim Boysan ve Cihan'ın söylediklerine. Bir noktadan sonra LGBT hareketinin siyasi temsil ve siyaset alanında görünürlüğüyle ilgili artık belli bir aşama kaydettiğini, işte meclisteki müttefik vekillerle belli bir ilişkin tesis edilmesinin çok önemli katkıları olduğunu biz gerçekten yaşıyoruz dernek çalışmalarımızda, savunuculuk çalışmalarımızda da. Fakat bunun bir diğer tarafına bakınca, hani bir yurttaş olarak ve bir eşcinsel kadın olarak, temsiliyet dediğimiz şey de bu CHP ya da BDP olabilir. Çünkü LGBT haklarının temsili şu anda bu partilerdeki birkaç kişi üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Burada artık biraz LGBT'ler olarak, çok şükür CHP'de Binnaz Toprak, Melda Onur var ya da BDP'de Sabahat Tuncel var demenin ötesinde, evet bunlar var ama biz daha fazlasını bekliyoruz ve bu vekillerin mecliste ve partilerin içinde bu kadar yalnızlaştırılması sizin onları da LGBT hareketini de tırnak içinde bu anlamda vitrinleştirmenizin bize yetmediğini söylüyoruz deme noktasına gelecek kadar bizi güçlendirdiğinizi söylemek istiyorum. Bunun dışında bu LGBT hakları meselesinin işte turnusol kağıdı görevi gördüğünü çok sık artık konuşuyoruz ama baktığımız zaman evet çok ilerici şeyler BDP tarafından geliyor olabilir. CHP'deki birkaç vekil bunu dillendiriyor olabilir. Ama artık biraz da LGBT'lerin siyasi özneler olmasının da bir zorunluluğu olarak doğrudan temsil düzeyinde bir şeylere ihtiyacımız var ve taleplerimiz de bu yönde olacak. Yani
daha soyut kavramlar üzerinden ve evet LGBT hakları insan haklarıdır, işte biz bir birey olarak herkese yaklaşıyoruz falan gibi aslında bütün ayrımcılıkların, bütün eşitsizliklerin üstünü kapatan bu soyut eşitlik söylemlerinin hepsinin biz altının doldurulması için baskıda bulunmak istiyoruz. Bu yüzden de taleplerimiz olacak. Yani siyasete yakın arkadaşlarımız var. Biz burada spot olarak bir yerel yönetimler siyaset okulu düzenleyeceğiz önümüzdeki hafta. LGBT'lere yönelik ve siyasete katılım ve o aslında kirli siyasetin iç yüzünü biz de öğrenelim neymiş amacıyla düzenleyeceğimiz bir eğitim olacak. Ve bundan sonra biz gerçekten yerel seçimlerle başlayarak sonrasında genel seçimlere hedefimizi yükselterek biz bizi temsil edecek kişilerin orada olmasını bekliyoruz ve bu taleplerle geleceğiz. Siyasete sıcak bakan arkadaşlarımız da var bu salonda. Başka soru yoksa ben panele döneceğim. Zaten vaktimiz de kalmadı. Konuştuğumuz sıra içinde eğer panelistlerimiz herhangi bir cevap ya da yanıt vermek isterse, yani Emine Bozkurt'tan başlayalım. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa soru yoktu. Dinlas Hanım, buyurun. Saçılıyor daha. Ben çok kısa konuşacağım. Bu şey meselesi, Cihan'ın söylediği eğitim programları olmanın meselesi. Bu çok doğru. Aslında bunu SODEV'e söyleyeceğim çünkü onlar yapıyorlar. Hatta sertifika falan da veriyorlar. Ondan bahsedeceğim. Ama ben genel olarak bir önceki konuşmada artık çok uzuyor laf, gitmemiz de gerekiyor diye söz almadım ama şeyi söyleyecektim. Hani bu toplumdaki önyargılarla nasıl baş edilir tartışması çıktı ya. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani sadece LGBT bireylerle bağlantılı değil, herkesle. Alevisinden Romanına, işte kadınına vesaireye kadar. Gerçekten ta ilkokuldan itibaren dersler konması lazım. Yani ben şöyle bir hikaye anlatayım. Benim kızım Robert Kolej mezunu. 6. sınıftaydı. Bir gün eve geldim. Yani o kadar, eğer öğretmenler eğitilebilse bu konularda ve interaktif sınıflar olabilse, bunun son derece önemli olduğunu. 6. sınıfta geldi, böyle yüzü bir karış açık, korkunç bir gün geçirdik falan. Ne oldu Ayşe dedim. Dedi ki işte Miss bilmem kim sınıfa gelmiş, şey demiş, ya çocuklar demiş, İngilizce oluyor bütün bunlar tabii orada, Amerikalı bir hoca. Çocuklar demiş, bence demiş, kızlar erkeklerden daha aptal. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bütün erkekler de çıkmışlar. Ayşe de diyor ki benim kız, ne söylersek söyleyelim, öğretmen de onların yanında olduğu için hepsi evet çok doğru söylüyorsunuz mis bilmem kim işte hakikaten de aptallar falan hücum etmişler. Şimdi ben de kendim de Amerikan okulu mezunuyum, böyle bir şey demez Amerikalı hocalar. Ayşe'ye dedim ki acaba mahsus mu söyledi? Yani bu erkek çocuklar önce bir gerçek fikirlerini söylesinler, öğretmenden korkmayıp hani ezbere yo olur mu falan eşittirler deme yerine. Ondan sonra tartır, yok olur mu iğrenç kadın falan. Şimdi 4 gün boyunca takip ettim Ayşe'yi. Ders mers yok. Demiş ki 4 gün sonra bir daha var aynı ders. Bunu konuşacağız. Ders falan yok. Telefonda. Geldi bana sordu, babasına sordu. Babası bir takım kitaplar verdi işte bilmem ne. Balca biliyor musun, babam şunu de diyor, annem bunu de diyor falan. Büyük bir heyecan. Ben de bekliyorum heyecanla. 4. günün sonunda geldi. Anne dedi, mahvettik onları biliyor musun dedi. Dediğin doğruymuş. Öğretmen meğerse mahsus söylemiş. Ağızlarını açamadılar. Ama ne oldu biliyor musunuz? O çocuklar bu kızları ciddiye almayı 6. sınıfta öğrendiler. Bir daha da hiçbir şekilde o sınıfta ayrımcılık yapıp kızları küçümsediklerine dair bir şey duymadım. Şimdi o kadar önemli ki. Yani bu yapılmıyor. Biz de geliyor mesela öğretmen işte Atatürk kadın erkek eşitliğini buradan giriyor buradan çıkıyor ezberliyor. Tarihleri de ezberliyor. Ne zaman olmuştur işte kadınların şu hakkı bu hakkı. Ondan sonra da unutuyor bu çocuklar ve ailelerinde de tersi bütün bu ön yargılar ana babadan. Yani bunu ben biliyorum. Mesela küçücük Alevi çocukların peşine takılıyorlar. Kızılbaş geliyor eve. Kaç tane Alevi? Kızılbaş ne demek? Baba gidiyor soruyor nereden öğrendin? Ne bizim evde Kızılbaş diyorlar diyor çocuk. Yani şöyle bir şey. İnsanlar böyle uyuyup uyanıp ya çok ayıp ediyoruz bu işte geylere, lezbiyenlere, translara şunu bunu yapıyoruz. Bundan sonra yapmayalım falan demiyor. Ya da Alevilere bunları söylüyoruz. Zinhar söylemeyelim diye akıllanmıyorlar. Bununla uğraşmak lazım.
Ve hakikaten yani medya falan da çok önemli. Hatta bence filmler, diziler vesaire de çok önemli. Mesela İngiltere'de idam cezası öyle bir dizi yüzünden kalktı tafi tarihinde. Dolayısıyla da bununla uğraşmak lazım. Uğraşılmadığı takdirde öyle toplumu kendi haline bıraktığınızda da o yasaları istediğiniz kadar değiştirin. Aslında değişse, oraya konsa da eğer bu tür şeyler yapılmazsa hiçbir yere varmıyor. Bir son sözüm. Sen şeyin telefonunu da biliyorsun. Erhan'ın. Bu bizim partiden aday olacak LGBT arkadaşların. Bir isimlerini versene ne olur. Gökhan Bey'e söyleyeceğim. Muhakkak koyun diye. Ama en kısa zamanda. Çünkü onlar belli olacak yakında. Yani Şişli'den var biliyorum. Sen de adaysın onu da biliyorum. Evet. Aday adaysın yani. Evet. Beşiktaş'tan var. Aslında başka yerlerden dahi olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela Başakşehir en muhafazakar yer, bunların kalesi falan AKP kalesi diye biliniyor. Oradaki ilçe başkanımızdan öğrendim. 10 bin kişi yürümüş gezi sırasında orada. Daha inanılmaz bir şey yani. Ha? AKP'den de çıkabilir tabii. Keşke çıksa. Harika olurdu. Aslında bak bu toplumsal sorunların çözülmesi. Mesela Çin meselesinin Nixon mı ne? O yazık mazık dedi. Demokratlar yapsa olmazdı kabullenmesi Amerika. Şu başörtüsüne de bizim ses çıkarmamamız gibi CHP'nin. Çok önemli karşı taraftan birilerinin bunları yapması. Evet. Çok teşekkürler. İsimleri hatta şimdi yazabiliyorsan bana ver. Ben bir toparlayıcı sözlerle bitiremeyeceğim. Çünkü vaktimiz kalmadı. Yani sözü Erkut Encioğlu'ya vermeden önce panelistlerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani inşallah bu bahsettiğimiz yoksunluğunu hissettiğimiz bilgi akışına biraz olsun yani karşılıklı görüş alışverişine ve birbirimizi daha iyi anlamaya bir katkımız olmuştur diye ümit ediyorum. Buraya kadar, bu saate kadar sabreden, daha yani sayılar gitgide azaldı. Yani sizlere de sorularınız ve katkılarınız için çok çok teşekkürler. Erkut. Evet, 60'la başladık, 30'la bitiriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle yaptığımız bu event için. Ve TPQ'nun çalışanları başta Cemile olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün organizasyonu onlar yürüttüler. Moderatörümüz Nigar'a teşekkür ediyorum. Tekrar bir eventimizde yine buluşmak üzere diyorum. Erkut, sana çok çok teşekkürler. Bu projenin fikir babası olarak yani aslında hepimizi buraya bir araya getiren senin inisiyatifin. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkürler. Sağ olun.